Merhaba efendim Haber Global ekranlarından hepinize iyi akşamlar. Bundan sonra her perşembe saat 21'de tarafını seçle bu ekranda karşınızda olacağız. Çok değişik bir formatla birlikteyiz. ...Türkiye'de tartışma kültürünü değiştirmek için geliyoruz. Bir konu var, iki de taraf. Tartışacaklar ancak yan yana olmayacaklar. Nasıl olacak derseniz anlatacağım ayrıntıları ancak yanımda gördünüz zaten. Çok güzel bir isim var. Sahnelerin güneş gibi parlayan ismi Gülben Ergen. Teşekkür Hoş geldin. Teşekkür Sen de bir güneşsin. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Şimdi biz Gülben'le burada otururken sevgili Gülben Ergen'le... ...bir tarafta da sevgili Okan Bayülgen başka bir yerde. Peki ne? de. Arkadaşlarım bir gösterebilir mi acaba? Okan'ı gördükten sonra biraz daha iyi formatı anlayacağız gibime geliyor. Evet. <gülüyor> 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 bak bak. Evet. Nasıl o, böyle. Orada masum bakışlarıyla Okan Bayülgen bizi bekliyor, bizi duyuyor, bizi dinliyor. Ancak konuşsa da biz onu duyamıyoruz efendim. Neden? Çünkü orası kapsül oda. Adeta bir sabır kapsülü. Şimdi biz Gülben Ergen'e sorularımızı soracağız. Gülben Ergen cevap verecek. Okan Bayülgen bizi dinleyebilecek. Ancak cevap veremeyecek. 20 dakika boyunca bu böyle ilerleyecek. Sonra yer değiştirecekler. Bakın Okan Boyugen gözleriyle bizi onaylar gibi kafasını sallıyordu az önce. Çünkü Okan yer buraya gelecek. Yer değiştirirken birbirlerini görecekler mi mesela merdivende karşılaşma evet, durumunuz var mı? Evet bir karşılaşma durumunuz olacak. Ha. Orada umarım gerilmezsiniz diye düşünüyorum. <laughs> Hiç öyle düşünmüyorsun. gayet gerilim bekliyorsun gibi bir halin var senin. Ben yayının öncesinde biraz aralarını bozmaya çalıştım. Evet. Yapabildiğimi umuyorum. <laughs> ama bakalım yayının ilerleyen dakikalarında neler olacak. Şimdi bu halde konumuz ne? Peki bunu da sizin paylaşalım hemen. Efendim sanatçılar malum toplumun yıldızları. Peki bakarken ilham aldığımız o yıldızlar Acaba topluma örnek olmak zorunda mı yoksa böyle bir mecburiyetleri yok mu? Bu soru bu gece bu stüdyoda sizlerin de fikirleriyle aydınlanacak. Neden programımızın adı tarafını seç? Çünkü tarafı belirleyecek olan sizlersiniz. Gülben Ergen ve Okan Bayülgen sizleri ikna etmek için konuşacaklar. Ben tarafsız bir şekilde onları dinleyeceğim ve sadece sorularımı yönelteceğim. Tarafını seçecek olan sizsiniz. Bu program boyunca telefonu elinizden bırakmayın. Benim Instagram hesabımdan Twitter hesabımdan, yine Haber Global'in Twitter ve Instagram hesaplarından tarafınızı belirleyebilirsiniz. Gülben Ergen mi, Okan Bayülgen mi? Hangisinin fikrine haklı buluyorsunuz? Bizimle paylaşabilirsiniz demek istiyorum. Şimdi Gülben Ergen diyor ki efendim sanatçı topluma örnek olmalı mı, olmamalı mı? Ne diyor? Şimdi şöyle, e, olmalı ama bunun altında çok geniş bir parantez var bana evet. göre. Olmalı derken bunun vazife gibi inanmadığı bir şeyi sadece inanması ve yapması gerektiği için savunmamalı. E, kendimden örnek vereceğim. 10 e, senede 40 tane anaokul açmış bir derneğin başkanlığını yapıyorum. E, beni çok baltalayan oldu, hiç inanmayan oldu bu anaokullar. <laughs> evet devam. Bana mimik mi yapıyor orada? <laughs> Ben neden göremiyorum onun bana ne yaptığını? <laughs> ne ben de görmek istiyorum. Karşıma mahsus açmalar. Ne yaptı? <laughs> ya böyle bir öf falan yaptı. Ha, ha. Evet. Tabii. Anaokulu açınca öyle. Kendi açsaymış. Ya ya çok doldurma beni. Beni çok doldurma. Bu kez. Ne yapıyor? Ha güzel. Okan. Ben şirinlik muskası. Ay ay ay. Bu da, bu da tehlikeli bir ton. Peki e, örnek e, olmalı. Ama bunu zorla ve yapay bir şekilde yapmamalı. Zaten zorla ve yapay bir şekilde yapılan hiçbir şey insan üstünde doğru durmaz ve inandırıcı olmaz, ikna etmez. Benim çocuklara olan sevgim ve zaafım doğru bir sosyal sorumluluk projesi seçmeye beni itti. Ama ben bu derneği kurmadan önce de Türkan Saylan'la çalıştım senelerce. Baba beni okula gönder haydi kızlar kampanyası haydi kızlar okula kampanyasında çalıştım. Bila e, severek ve isteyerek sosyal sorumluluk projelerinde bulundum. Sonra bu sorumluluğu üzerime aldığımda 28 yıldır benim arkamda duran kadınlara ve annelere e, bir şekilde bir geri dönüş sağlamak istedim. Bir vefa, bir minnet borcu öder gibi Türkiye'nin dört bir yanında çok uzak köylerinde anaokul açmayı vazife edindim kendime. Şimdi bunu ben sanatçı sosyal sorumluluk projesi yapmalıdır ee, vazifesiyle yapmadım, çok inandığım için yaptım ve bana yapıştı. Yani bir ülkenin e, türküsünü e, yakanlar mı, yasalarını koyanlar mı e, söz sahibidir? Türküsünü yakanlar söz sahibidir. Yasalardan e, daha güçlüdür onlar. Sanatçının sözünün geçtiği yer ve duyu sesinin duyulduğu yer çok farklı kitlelere hitap edebilir. E, zorla bir şey yapmak yani içki içiyorsa, e, sigara içiyorsa, gece gezmeyi seviyorsa ve sanatçı bu şekilde üretiyorsa tabii ki yapabilir bunu. Bir doktor hanımı izledik e, dün evvelsi gün sosyal evet. medyada. E, Seda Sayan'ın konuğu olmuştu Hı -hı. doktor olarak Çok da vazifelerini oldu. ama şimdi doktor olarak konuk olmuş oraya. Hı -hı. Vazifelerini yapmış, bilgilerini vermiş bir cerrah. Konuk olmuş, bitmiş. Ve program kapanıyor. Program kapanırken de Seda Sayan diyor ki hadi gel bir güzel de dans edelim. Doktor hanım da bir güzel dans ediyor. Neşeli neşeli diyor. Hayır edemezsin. ya yani Burada sorumluluk sosyal olarak var olmakla bireysel olarak var olmak arasındaki kavram karmaşası. Ya sen doktorsun dans edemezsin Seda Sayan'ın programında. Niye dans edemezsin canım? İstediğini yapar. E, bilgilerini vermiş. Eğer doktorluğunda bir hata yapıyorsa yanlış bir işlem yapıyorsa, bir yüzü bozuyorsa bu tabii ki tartışılır. Ama bir doktorun dans etmesi yani onun o sosyal varlığı ile bireysel varlığı arasındaki kavram karmaşası bence kötü. Bu arada e, kötü. bir şey söyleyeceğim. Benim Instagram hesabıma girin. Ben bir anket başlattım. E, hikaye bölümünde. Arkadaşlarım belki ekrana verirler. Şimdi tarafını seç dedik. Gülben Ergen mi haklı, Okan Bayülgen mi haklı? Oylamaya siz başlayabilirsiniz. E, düşüncelerinden yola çıkarak. Tabii Okan Bayülgen konuştuktan sonra ekranda görüyorsunuz. E, iyice oturacaktır fikirler. Bu arada Gülben Ergen veya Okan Bayülgen'e sormak istediğiniz sorular varsa efendim bu soruları da yine bana Instagram'dan Twitter'dan yine Haber Global'in Twitter ve Instagram hesaplarına gönderebilirsiniz. Ben de buradan okuyacağım onları. Ee, Instagram'ımı da direkt ekrana veriyoruz. Onu da söyleyeyim. Sen Instagram'dan mı soru alıyorsun? Ee, Instagram'dan da hmm. alıyorum. Evet alıyorum. Oradan da alıyorum. Instagram'da direkt ekranda yani... Niye Instagram ekranında nasıl böyle bir şey yapıyorum onu da anlamıyorum şimdi. Ben, evet senin Instagram'ını görüyorum. Ben Okan'ı da görmek istiyorum burada yönetmenim. Evet Okan'ı da Okan bu arada destekler nitelikte böyle kafasını falan sallıyor. Şimdi şöyle bir şey soracağım ben. Sanatçı tabloları yıkan, ezberleri bozan, yeni şeyler söyleyen, yaratan, üreten, sıra dışı düşünen biri. Böyle tanımları zaten böyle olduğu için kitleleri arkasından Tabii sürükler ki. de deriz. Peki sıra dışı ruh halindeki sanatçı topluma gerçekten gerçek anlamda örnek olabilir mi? Tabii ki olabilir. Sıra dışı ruh hali olduğu için zaten sanatçı sanatçıdır. O yüzden farklı şeyler üretiyordur ve o yüzden kitleleri peşinde sürüklüyordur ve ona hayran hayran bakıyoruzdur. Yani Bence hiçbir sanatçı çok normal değildir ki zaten. Normal olmadığı için sanatçıdır. O kadar toplumun gözü önünde bir iş yapmak gerçekten insanın akıl sağlığını, ruh ve beden sağlığını yerinden oynatan bir şey. E, çok farklı olsa da e, örnek olmaktan ne anladığımıza da bağlı. Yani örnek olmak sabahları erken kalkmak, ceketini iliklemek ve sürekli düzgün durmak zorunda değildir. E, dağıtabilir, yanlış yapabilir. Zaten sanatçı <laughs> duygusaldır. Yani o duygusallıktan o kadar çok hata yapılır. Taksi plakalarımı örnek vereceğim. Yıllarca insanları ikna edemedim. Yani be, benim yatırma kafam çalışmaz. İşime çok kafam çalışır. Yani işimle ilgili kafam çalışır. Hı hı. Ama para başka bir zihniyettir. Parayı yönetmek, parayı biriktirmek, paradan kar etmek hiç bunları yapamam. Ya sanatçı hata yapar, duygusal hatalar yapmamın da altında bunlar yatar. Yani o duygusallığın içerisinde çok Mekanik bir holding yöneten beyin ya da milyon dolarlar yöneten bir beyin beklememeliyiz. Zaten sanatçıların da hep bir tarafı hüzünlüdür ve kırıktır maddi manevi. Hata yaparlar, sıra yasak dışı laf ederler. Sıra dışı tarafı ne senin mesela? Sıra dışı tarafı nedir Gülben Ergen'in? Benim sıra dışı tarafım. Hı hı. Allah Allah. Benim sıra dışı tarafım ne acaba? Birazdan bana unutmayın ki bana hiç bir <laughs> bağırarak gidecek diye çok korkuyorum. <laughs> Hay Allah, bulamadım benim sıra dışı tarafım. Özgür oradaydı, söylesin bakayım neymiş bir sıra dışı tarafım. B bulamadım. İşte çok onu demek soru. istiyorum, tamam. Şimdi mesela Okan'a deseydim ki sıra dışı bir tarafın var mı? Doğru. dememe bile gerek kalmaz, zaten da adam sıra dışı. Adamı ikinci sıra dışı. Ha, aynen ha. öyle. İşte şimdi burada zaten şey başlıyor. Sen sen böyle çok sıra dışı bir tarafı olan birisi değil misin gibi gözüküyorsun? Hal böyle olunca da sanatçı topluma örnek Belki olmalı. Belki içimde fırtınalar <laughs> kopuyordur da belli edemiyorumdur. Belki bende neler vardır da sen bilmiyorsundur. <laughs> bir dakika. Toplumun Okan çok da böyle genel yapıyor bir. Orada. Toplumun çok Genel bir kitlesine hitap ediyorum ben çocuklardan <laughs> yaşlı teyzelerden amcalara kadar dedelere kadar o genel kitleye hitap ettiğin zaman birazcık içeride kendini frenlemen gerekiyor. <laughs> ee, o frenler seni şekilden şekile de so sokabilir belki de benim yıllarca ya seviyorum iyi hoş kadın ama biraz da sahte mi? Demelerinin sebebi belki çığlık atmak istediğim yerlerde atamadığım zaman cevap vermek istediğim ay yalan söylüyor gözüm içine baka baka yalan söylüyor diye üstüne e, haykıramadığım o kadar çok şey oluyor ki özellikle magazinin içerisinde şeytana uymak diye de buna deniyor. Eğer magazinde bu kavgaların içine girip de uyarsan eyvah yani bunun sonu yok. O yüzden de ben kin tutmuyorum, avukat tutuyorum diyorum. Ay, evet bir şey söyleyeceğim. Bir de şöyle bir şey var. Ee, Valla e, Gülben Aa. Ergen'in e, şey böyle hani altın harflerle tarihe geçen cümleleri diye bir şey açmamız lazım. Bir tanesi şöyle unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Süper. Öbürü de kin tutmuyorum avukat tutuyorum. İşte bu. Evet senelerce çok fazla polemiklerle gördük aslında Gülben Ergen'i. Hani ülke gündemini meşgul eden polemikleri beni oldu. görmüyoruz polemiklerle evet, ama. Evet işte onu diyeceğim. Eskiden, hani evet. yıllarca böyle bir hani Hülya Avşar polemiği vesaire ama sonra bir anda Gülben Ergen bu polemikleri kesti. Evet. Dedi ki ben kim tutmuyorum avukat tutuyorum. Ha. Dedi kenara çekildi. Neden? E yani ben bir orduya cevap yetiştiremem bir kere bir. Onlara cevap yetiştirirsem işimi gücümü yapamam. Çoluğum çocuğum, sosyal hayatım, derneğim Provam kostümüm albümüm single ım. ben şarkıcıyım benim işim konuşmak değil. Bak senin için konuşmak. Evet. soru sormak. Benim işim konuşmak değil. Hı -hı. Ben şarkı söylüyorum. Ee, oyunculuğum var. Televizyon programı yapıyorum. Yazıyorum, okuyorum. Yani ee, bir sorumluluğum olan bir ailem var gerçekten e, pırıl pırıl bir şekilde raporlayıp ayakta tutmak zorunda kaldığım bir derneğim çok ciddi sorumluluklarım var yani konuşarak bu kadar vakit kaybedemem eskiden magazin böyle değildi daha tatlıydı hiç kimse kimseyi e, masaya yatırıp ahlak bekçiliği yapıp 58 dakika bir ismi konuşmuyordu bir isim bu kadar uzun çıt 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 haberler geçiyordu 50'i var detone oldu şarkısı güzel değil haftanın şıkı daha tatlı bir magazinimiz vardı bizim böyle 3 dakikada biten. Şimdi öyle değil. Dolayısıyla cevap vermenin sonu yok. Ayrıca cevap vermeye değer de bulduğum bir cümle yok. Hmm. Şimdi bu arada e, bir taraftan yorumlar da geliyor. Ne olur bu yorumlarınızı paylaşmaya devam edin Ben e. 20 dakikadan önce aşağı inebilir miyim? Okan ne söyleyecek çok merak ediyorum. İlla 20 dakika mı? Kaç dakika evet, oldu? Evet, illa 20 dakika. Şimdi biraz daha devam edeceğiz. Ondan sonra Okan gelecek burada. O artık neler diyecek, diyecek acaba? Birikmiştir kim bilir. Topluma karşı diyorlar. E, sorumlulukları çok büyük sanatçıların. Çünkü toplum o sanatçıyı benimseyerek yaşıyor. Tabii ki de sanatçının özel bir hayatı var. Bizim alışamadığımız hobileri vardır. Olabilir. Ee, sadece bunu topluma yansıtmıyor demiş Yusuf Hakkı Doğan. Şimdi Hı. şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, özel hayatla topluma örnek olmak bu misyon çok büyük bir misyon değil mi ya? Bak Buket sen esnerken ağzını kimse yokken eğer esnerken ağzını kapatıyorsan ya da ezan okunduğunda öyle bir ailede yetişirsen ve bacak bacak üstüne atıyorsan indiriyorsan bunu hiç kimse yokken de yapıyorsan bu senin hayatına yansıdığında bu samimiyetle senin inandığın bir gayri ihtiyari bir alışkanlığın olur. Yalnız başınayken de esnerken elini kapatırsın. Birisi varken bunu yapmak ve birisi yokken yapmamak arasında bu çok özel şeyleri de düşün bedensel olarak. Onun hı hı. isimlendirmeleri seçilen kelimeler bile dahil olmak üzere bunun yapayıyla göstermelik olan arasında çok fark var. Benim meslek hayatımda bir kere böyle içtiğim dağıttım hiçbir efkarlı olmadım. Hiç mi canım sıkılmadı? Hiç mi gece gezmeyi sevmiyorum. Bu bir avantaj. Gece çıkmayı sevmiyorum. 12'den sonra uykum geliyor. 11'de pijamalarımı giyimi seven bir tipim ben. Yani Özel hayatımda da bu hep böyle eşlik edemiyorum yani gece hayatı olan insana ben eşlik edemiyorum ve sıkıcı geliyorum. Çünkü uykum geliyor esniyorum evde olmak istiyorum aypetimle oyun oynamak istiyorum. Çocuklar yattıktan sonra gidip onları koklamak istiyorum eve dönelerine bakmak istiyorum çekmeceleri düzeltiyorum buzdolabının içine bakıyorum. Başka bir yapım var benim hı hı. ama ben bunu çok düzgün bir sanatçı olmak için aileler de beni sevsin diye gece çıkmıyorum değil. Hı. Bunu böyle içselleştiriyorum gece hayatını seven dışarılarda olan bir tip değilim ben mesela bunu vazife olarak ve göstermelik yapmak değil. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Söylediğin şeylere ait sen doğrudur bu. Bak kaç yıl önce, 15, 16 yıl önce bana dediler ki senin bir şirket vardı. Mutlaka bir spor yapıyor olman lazım ve bunu ortada yapıyor olman lazım. Ben ben spor çok seven tip değilim. Pilates yapabiliyorum. Hı hı. Pilatesin gerçekten bedensel çok faydasını gördüğüm için sadece pilates. Koşam, koşmak, terlemek beni çok yoruyor buna ve mutsuz oluyorum. Benim ait olduğum spor pilates sadece bunu yapıyorum. Ata binmeye karar verdim sadece göstermelik olsun diye. 3-4 ders aldım atın üstünde fotoğraflar çektirdim. Onlar basına servis edildi. Çıktı ben böyle 4 nala koşacakmış gibi ben bacaklarım ağrıdan koptu. Ayrıca attan düşeceğim diye çok korktum. Ben ata mata binemedim. Hı -hı. O resimlerde yayınlandığıyla kaldı. kaldı. E, devamı da gelmedi. Devamı da gelmedi. Yalan dolan oldu bu. O ya yapışmadı. İkna hmm. olmadığın bir şeyi yaptığın zaman üstünde ait durmuyor zaten. Peki ben zaten. şunu merak ediyorum. Şimdi Gülmen Ergen diyor ki ben gece çıkmayı sevmiyorum. Zaten işte herhangi bir şekilde hiçbir bu hayata... Hiçbir sen bir zaman de sevmedim. 20 sene önce de sevmedim. Bunu kimse beni sevsin veya örnek bulsun diye yapmıyorum. Evet. Ama bunu çok sevenler var. Sürekli gece çıkmak isteyen evet. sanatçılar var. Çıkanlar Çıkar da var. tabii ki. İşte mesela pandemi döneminde işte bir takım böyle ev partileri yapıldı dendi. Bunlarla ilgili bir takım işte ünlü isimlerin ismi... Öyle yaşıyorlar. Ya, ismi öyle mutlular. Ondan sonra konuşuyorlar. Belki öyle daha iyi oyuncular yapıyor. İşte, ama bir şey söyleyeceğim. Burada topluma kötü örnek oluyor diye eleştirildi bu insanlar. Peki bunların bunu yapmaması mı gerekir? Sorun Pandemi bu. kuralları çok <gülüyor> bence <gülüyor> ekstra bir <gülüyor> <gülüyor> durum. Pandemi evet. kuralları artık ölümcül bir hastalık var ve dünya bununla mücadele ediyor. Bu mücadeleye aşı tartışmasını da dahil ederim ben mesela. Karşı olanlar var, olmayanlar var. İnsanlar yapıp yaptırmamakta. Elbette ki özgür olmakla birlikte karşılıklı birbirlerine ...yaşam hakkına da saygı duymak zorundalar. Ee, ben bununla ilgili bir tweet atmıştım. Yer yerinden anladı. Tövbe Allah bir daha yazmam. Yani e, pandemi kuralları içerisinde sokağa çıkma yasağı yaşarken... ...ülke bu kadar ekonomik bir krizin içinden geçerken... E ...sen partide yaparsan bunu eleştirilirsin elbette ki. Ama yine burada topluma örnek olmak o kadar göreceli ki... ...bunu çok beğenilen, çok sevilen bir sanatçı yapıyorsa... Burada bir durun derim mi? Çıkmayı ver, yapma şunu yani. Hı, derim, onu, de, onu derim. Değil mi? Derim. ya yani o çünkü çok önemli bir şey. Bazı sanatçılar da diyor ki, ya arkadaşım ben bunu yapmak istiyorum. Size ne? Sen beni buradan örnek almasan niye beni örnek alacaksın ki? Ya bu mantık var Ama bir de. Ama pandemi ve yasaklar Hı -hı. dediğin için bunu söylüyorum. Normal evet. hiç kimse kimsenin gece hayatına, içkisine, yaşamına, diline, dinine, cinsel bakışına, özgürlüğüne hiç kimse. E, kendi tercihleriyle yargılanamaz zaten. Bu ne demek? Böyle bir şey olamaz. Ama bazı yaşamsal kurallar var ki dediğin gibi pandemi sürecinde olduğu gibi bunlar çok etkili. Niye bütün ünlüler aşı olurken fotoğraf çektiriyorlar? Niye bütün ünlüler aşımı oldum, çocuğumu o şey yaptı? Çünkü o ünlünün sevenlerini oraya davet ediyorsun. Yani ben oldum, sen de bana güveniyorsun ya. Hı hı. Beni sevip beğeniyorsun ya. Bak ben bunu yaptım diye örnek olunuyor. Bu gayri ihtiyari örnek olunuyor. Şimdi Okan biraz sonra gelince ne diyecek bilmiyorum ama Okan'ın sadece televizyon şovu yapan bir adam değil ki. Adam fotoğraflar çekiyor, bambaşka bir şeyler yapıyor. Fikri var, bir şey söylüyor, bir tarzı var. Örnek alınmıyor mu televizyonculukta? Örnek alınmamasına imkan yok. Hayır derse inanmam. Neyse o burada yokken yani onun hakkında konuşmayayım. <laughs> ama orada dinliyor ve gayet. O kadar kötü kötü bakıyor duyayım. ki. Evet, Gerçekten kötü bakmaya başladı gerçekten. O kadar kötü bakmaya başladı Güzel ki yani bak. var ya içinden diyor ki o bir geleyim oraya bittiniz hepiniz. Hayır öyle bir şeydi. Aa sana bir haller olmuş bu Buket. <laughs> Hiç öyle bir şey demiyor ama sen öyle desin istiyorsun. <laughs> Ay öyle de öyle de. Bak Aa. yok canım hayır ne istiyorsa onu desin Şimdi bir şey daha soracağım. Ee, belki de bu bölümü çünkü 20 dakikamızın sonuna doğru yaklaşıyoruz değil mi arkadaşlar? <laughs> bana bir şey söyleyin kaç dakikamız var? Güzel. Aa, Beğendim. Tamam. <laughs> evet sanatçı bir stardır ve o işin her zaman topluma karşı güzel ışınlaması gerekiyorlar mesela. Şöyle e, bazen dediniz ya ben herkese cevap veremem magazinle ilgili. Çok fazla işte programda çok fazla iddia ortaya atılıyor. Bazen istemeden de olsa özel hayatınla alakalı olarak e, ortaya atılan iddialarla toplumda böyle olumsuz bir yankı uyandırdığını düşündüğün oldu mu? Hayır hiçbiri doğru değil ki. Niye olumsuz bir yankı uyandırayım? Yani Hı -hı. benim işim gücüm yolunda sahnem kendi iş anlaşmalarıma ve hayatımın gidişatına baktığımda hiçbir şeyde bir aksaklık yok ki. O, onlar öyle kendilerine ait bir dünyada yaşıyorlar. Öyle bir dünya yok. Onların 3-4 <laughs> kişilik bir dünyası var. Benim yaşam gerçeğimi yansıtmıyor yani. Çünkü doğru değil. Peki bu bunların bu tarz programlarda konuşulanların kitleleri işte peşinden sürüklediğine inanıyor mu Gülben Ergen? Yani, yani hani bunun bir etkisi oluyor bana olumsuz bir yansıması oluyor diye bakıyor musun? Ee, olumsuz bir, yani bir yansıması olmadığı gibi olumluya döndü insanlar <laughs> o kadar antipati duyuyorlar ki sanki bana karşı daha da çok ilgilenmeye daha da çok savunmaya başladılar benim kendimi savunmadığım yerde başkaları beni savunmaya başladı çünkü o kadar fazla ki antipatik oluyor yani eğer doğru, doğruysa bir şey bir kere söylersin zaten eyvah olur yani eyvah buz gibi bir sessizlik olur ve ama her şey devamlı aynı şey iki buçuk sene boyunca aynı şey hatta yirmi sene boyunca aynı şey söylenirse bunun ikna ediciliği gider zaten. Sanatçının hata yapma hakkı var mı yok mu? Elbette var. Olmaz mı? Yani sanatçı şey, bir buzdolabı markasıyla... Ee, benim markam aynı olabilir mi? O buzdolabın markasını çatır çatır siyorlar. Marka danışmanları falan filan onu yatırıyorlar. Logosunu değiştiriyorlar. Rengi de kalbim var, gözyaşım var, duygum var. Alınıyorum, sivilcem çıkıyor, kalbim sıkışıyor. Ee, yapamıyorum, ellerim titriyor, heyecanlanıyorum. Benimle diğer marka elbette ki bir değil. Tabii ki hata yapabilme şansı var. Tabii ki hepimiz hatada, hatalar yapıyoruz. Çok ağır falakalarla cezalandırılıyoruz. Hatta göz önünde olduğumuz için. Benimle aynı hataları yapan, benim kadar şöhretli olmayan, farklı bir mesleği yapan arkadaşım var. Hiç o cezaları ve o falakaları yemiyor. Hı hı. Ee, bizimki çok daha göz önünde oluyor. Tabii. Hatta daha da parlatıyorlar ki bak o nasıl ceza. En korktuğum şey havalında, bankada, e, toplumu açık, kamuya açık yerlerde sırayı geçmem. Buyurun Gülbenim derler hiçbir şekilde geçmem. Oradan birisi çıkar bir laf söyler. Hiç gerek yok ben sıramı beklerim. Ne VIP'den girme merakım vardır ne business'tan uçma merakım vardır. Yani her zaman sıramı bekleyerek hareket ederim. Çünkü e, torpil e, to, to, toplumun içerisinde işlememesi gereken bir şey. Bana göre sadece sahnede ya da burada bu ışık yanarken kameralar açıkken geçerli bir şey toplumun içine çok antipatik eden bir şey. Cezası da çok ağır bence. Yüksek sesle bağırıyor çünkü. Hanımefendi kemerinizi çıkartır mısınız diyor. Tabii herkes çıkartıyor ama ne, yani bağırmasaydın keşke. Yani. Ee, bunu özellikle seni çok sevse de söylüyor. Yukarıdan kamera onu çekiyor çünkü. O anda görevini çok iyi yapıyor olmalı. Gülben Ergen olsa bile çizmelerinizi çıkartın lütfen. Tabii tabii hemen çıkartıyor. Yani e, Politikanın içinde ne kadar enteresan insanlar var. Kim, kim, kimler, Orada şöyle yapmak mesela ya. atıyorum ya ben bunu çıkartmak istemiyorum. Ben şuyum falan hani ehliyetimi mi soruyorsun? Hiç, hiç öyle bir şey yapar mı mesela Gülben Ergen? Ya işte ayak çizmeyince çıkart. Ya niye çıkartacağım? Neye ben çıkart Gülben Ergen'im niye çıkarayım ya? Ne yapacağım işte? Havaalanını mı patlatacağım? Ya. Bilmem ne falan böyle bir şey. Çok ayıp bir şey. Asla hayatımı bir kere korumayla gezmedim. Hayatımı bir kere bile yanımda korumam olmadı. En cafcaflı, en krizli, en zor zamanlarımda, evlendiğimde boşandığımda en üzgün, en... 28 senedir bir kere korumayla dolaşmadım. Önümde birisinin bana böyle yapmasına ya da böyle yapmasına hiçbir zaman izin vermedim. Hayatın içinde akmayı Bir şey sormuşlar. Gülben Ergen gerçekten mutlu mu? Mutlu mu Gülben Ergen? Çok mutluyum hem de. Çok. Taşa taşa. Çok mutluyum. Üzüldüğüm, kırıldığım şeyler var ama mutluluğumun üstünde değil. Hı hı. Mesleğimde çok zorlandığım, mücadele ederken yorulduğum şeyler var müthiş bir mesleğim var ve ben... Yaşaldıkça, yıl aldıkça ve olgunlaştıkça e, kendimi ve yaşamdaki duruşumu gerçekten çok beğeniyorum. Kendime karşı çok saygım var. E, her şeyden önce ben e, üç tane evladımla acayip hayaller kuruyorum. Gerçekten ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Beni yaşarken öldürdüler demiştim bir kere. Bu kadar e, vicdansızca, e, bu kadar acımasızca bir magazinimiz yoktu bizim. Tekrar ediyorum, ama çok küçüldüler ve çok azaldılar. Yani sesleri kısıldıkça bizim sesimizle sadece işimizle duyuluyor, duyuluyor oldukça ben daha güçlendim. Devam edeceğiz ama 20 dakikamız bitti. Şimdi Tata -ta, ben Okan gidiyorum. Bayılgen gelecek. Gidiyorum. Evet. Ama bak yalnız bir şey soracağım. kaçar gibi gitmek neydi? Evet, nedir? bir fazlaydı. Bak seni seviyorum. Hiç konserde ben sana abayı yaktımlarda böyle değildin. Ay gerçekten şu an vallahi <laughs> bir de konser adılarımız gidiyorum. döküldü Okan şu an canlı yayında. Okan Bayülgen geldi. Şimdi ne bir 20 avayı? dakikada onunla konuşacağız. Yani saç başı olacak bir şey söylemiyorsun. Evet, Daha gayet doğru. Çok böyle ha. şey yapıyor ya gayet değil mi? Doğru. Hani Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bak soracağım. bize. Ama evet yani biz iyiyiz. Ee, Niye iyisiniz? Ben dolaşım... şimdi aranızı bozacağım. <laughs> bak 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 Hadi ben gidiyorum bakalım. odaya iyi yayınlar. Evet. Aranızı bozacağım. Hazır mısınız? Evet gayet hazırım. Teşekkür Harika, ederim. Harika tamam o iş bende. Okan Bayülgen, hoş geldi sefa geldi. Hoş bulduk, hayırlı olsun. Çok Yeni teşekkürler. Ee, aynı şekilde e, seninki de hayırlı olsun. Yarın gece, ertesi gece. Evet, haber evet. global ekranlarında. Hemen Okan söylemeye bayri. başlayayım. Evet. Ee, tabii ki <laughs> e, Gülben her bir kız, fakat senin de bu sert haberciliğinle beraber sorduğun soruları biraz kişisel olarak da algılıyor. Aslında. Önemli bir konu, 90'lardan beri de tartışıla geliyor ülkemizde. Hı hı. Her günde tartışılabilir. Hı hı. Neden tartışılabilir? Çünkü bu sanatçı topluma örnek olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Böyle yaklaşımlarda bulunulur. Yani sen topluma örnek olman gerekiyor falan filan. Burada acınacak durum, toplumun sanatçıdan örnek olmasını beklemesi zaten. Çünkü toplumun aslında çağdaş bir toplumun mutlaka kendi örneklerini, o toplum için örneklerini yaratacağı kurumları var. Bunlara da üst yapı kurumları isimlerini veriyoruz. Örneğin sivil toplum kuruluşları var. Sivil toplum kuruluşlarından önce üniversiteleri var, ibadethaneleri var, tapınakları var, inancınız neyse. Ve kendi küçük mahalli yapılanmaları ve daha sonra büyük yapılanmaları var. Belediyeleri, valilikleri, şunları bunları. Yani aslında devlet olmanın gereği olarak toplum kendi örnek vatandaşlarını alır, yetiştirir ve örnek kişiler olarak da toplumun hizmetine sunar. Yani ne demek istiyorum? Örnekse hukuk fakültesini bitiren genç bir insan avukat olmak yerine savcı olmayı, hakim olmayı tercih ediyorsa bu örnek bir insandır sadece bizde değil bütün dünyada. Bunun en çok nerede görürüz? Amerikan filmlerinde görürüz. Amerikan filmlerinde çok para kazanan avukatlar vardır. O paraların yanına bile yaklaşamayacak olan savcıları vardır, hakimleri vardır. Peki niçin onlar daha az para kazanmayı tercih etmişlerdir başarılı olmalarına karşın? Onlar toplum hizmetinde bir kariyer yapmak istemişlerdir. Sonra da zaten bu savcılıktan ya da hakimlikten siyasete geçerler, vali olurlar. En sonunda da yani örnek olacak kişi sanatçı değildir. Öyle ya mi alıyorum? sanatçı algıyorum? topluma örnek olacak son kişidir. Son kişidir. Bu da daha önce örnek olunacak. Biraz önce söylediğim gibi e, inançla ilgili kurumlar vardır, toplumun gelenekseli vardır, kendi folkloru vardır. Herkes topluma Örnek bir vatandaş olarak bir kariyer yapmak, bir hayat kurmak isteyebilir. Peki sanatçı bu işin neresindedir? Evet. Sanatçı bütün bu kurumların doğru çalıştığı bir toplumda bu kurumlara ve kültürel yapıya küçük iğneler batıran, onu değişmesi için bazı e, alışkanlıkların tepetaklak olması, yeni alışkanlıklar, ortaya çıkması için nedir? Örneğin sizin ülkenizde resim çok gelişmiştir. Müzik çok gelişmiştir. Dans çok gelişmiştir. Heykel çok gelişmiştir. Edebiyat çok gelişmiştir. E bir şeyin çok gelişmiş olması aynı şekilde devam edeceğine işaret değildir. Sanatta devrimler gerekir. Devrimlerin olabilmesi için bir önceki alışkanlıkların ya da tarzların yıkılması gerekir. E bir sanatçı zaten bunu Yıkmakla görevli. Yani bugün siz e, Türk resminden bahsettiğiniz zaman Türk resmi Anadolu'da Türkiye'mizde yapılan resimden söz ediyorum. Adı Ali olur, Veli olur, başka bir isim olur, önemli değil. Bizim resmimizden bahsettiğiniz zaman bir sonraki gelen ressam bir önceki ressamı reddeder, reddeder. Yeni bir şey yapmak ister. Yıkıcıdır sanatçı o zaman. Örneğin müzik. Düşünsene bizim hala 1930'lardaki şarkıları söylediğimizi. Düşünsene bizim hala 1960'daki şarkıları söylediğimizi. Bir sonra gelen bir öncekini beğenmez. Kısa kesiyorum böyle. Fakat Ama... bu diğer kurumları oluşturamazsan bu sanatçılardan örnek olma beklersin. Okan Bayırgen yani toplumun kurallarını önemsemiyor mu diye soruyorlar. Biz Kim diyor? Ekranda işte bir ya hesaptan. Ya iki saattir toplumun kurallarını anlatıyorum. Yok öyle değil. Yani hani aslında buradan nasıl söyleyeyim? Sanatçı istemese bile toplum tarafından örnek alınmaz mı? Yahu isterse alır ama örnek olunacak insanlar var zaten. Ha e, şimdi geldik Burada biraz önce Gülben'le konuştuğun özel hayat meselesine. Şimdi özel hayat meselesine gelince burada da bir tek görevli var. O da medya. Medya eğer e, soyundu, sosyal medyayı sarstı, bikini giydi, şöyle yaptı, e, o onu dövdü, bu bunu şey yaptı. Yani bir mahalle dedikodusu, bir mahalle e, zavallı bir dedikodu tarzında haberler yaparsa sanatçılar için bugün de bütün sanatçılar der ki yahu ben e, demek ki gündeme gelmek için böyle şeyler böyle çirkin şeyler yapmam gerekiyormuş. Ben de bunları yapayım der. Burada medya örnek olacak. Yahu topluma örnek olmasını beklediğimiz kişiler kimler Türkiye'de? Popüler müzik söyleyenler, Türk sanat müziği söyleyenler de değil. Popüler müzik söyleyenler ee, bir de dizilerde oynayan çocuklar. Peki neleriyle örnek oluyorlar? Ne haberleri çıkıyor bunların medyada? Yeni bir apartman dairesi aldı. Çok açık saçık bir bikini giydi. Ee, birbirlerini dövdüler. Bundan başka bir haberleri çıkıyor mu bunların? Hayır. E ne yapsınlar bunlar? Yani... Topluma örnek alacak bir a, hareket yaptığında... İşte evlenecekler, yaptığında, çocuk yapacaklar, medya boşanmayacaklar. Medya gündeme getiriyor, hmm. boşanmayacaklar. Ne saçma zaten. Bütün tamam. bu çocukları evlenmek zorunda bıraktılar. Ben 90'ların yıldızıyım. Benim zamanımda kimse beni evliliğe sürüklemiyordu. Benim dönemimin şöhretleri, biz hep çok geç evlendik. Şimdi çocukları dizide oynuyor, hemen dizideki rol arkadaşıyla evlendiriyorlar. Bir çocuk iki çocuk yapıyor, bir de daire alıyor diyor ki ondan sonra da siz artık topluma örnek oldunuz. O zavallılar nasıl topluma örnek olsun? Bu yani, çok büyük bir misyon e, değil mi yani? Hani bu e, mesela işte topluma örnek olmak zorundasın sen. Buna uygun yaşayacaksın. Yahu böyle bir şey olamaz. Kimse kimseyi şöyle ya da böyle yaşayacağına karar veremez zaten. Bir de bu sanatçılar. Ya sanatçılar dediğimiz zaman bile gerçekten sanatçılardan Tam söz etmiyoruz. Story yani e, iki iki tane ...popçu çocuk, üç tane dizi oyuncusundan bahsediyoruz. Bunlar zaten ne yapsınlar bu çocuklar? Hem gençler hem şöyle hem böyle. Ama medyanın ödevi büyük. Bir de tabii ki topluma örnek olmak isteyen insanlar var. O da üniversiteden mezun olup e, sivil toplum kuruluşlarına katılan... E, ...toplum için çalışan bu kadar insan var ve bizi izleyen herkes... Bunun bir parçasıdır. Mutlaka topluma yararlı katkı sağlayan bir işin içindedirler. Onlar da sorabilirler, derler ki ya ben bunları yapıyorum ama kimse benden söz etmiyor. Yine o ondan bundan söz ediyorlar. Dolayısıyla bu nasıl söyleyeyim sana? Yani uzun bir terbiye konusu. İşin doğrusu. Şöyle, şimdi Okan Bayülgen niye bu kadar snop? Okan Bayülgen neden insanları aşağılıyor? Sürekli böyle şeyler geliyor. Şimdi mi geliyor? Evet evet şu anda geliyor. Sunop muyum ben? Öyle buluyorlar niye? Allah Allah herhalde. Sunop nedir bilmeyen birisi yazmış. <laughs> Peki. Peki. Şöyle söyleyeceğim. Demiştin ki sanatçı toplumu örnek olmak zorunda değil. Eee. ...yayına alkolü çıktı iddia edilen bir sanatçı için... ...demiştiniz ki yayına içkili de alkolü de çıkabilir. Tabii ki çıkabilir. Tamam daha ya çok yakın bir zamanda böyle bir tartışma da Bülent Ersoy'la ilgili oldu ya... ...çok daha yeni işte alkolü çıktı çıkmadı... Ya Yıldız bunu Silbe, haber L2'si, yapanlarda işte... iş yok. Bunu haber yapan insanlar... Ama Bülent sonra Ersoy kendisini açıklamak zorunda kaldı e, ya işte, alkolsüz çıktım. Yani e şimdi e, burada sanatçı sadece... E, Sanatına ve kendisine karşı sorumlu. Ama bu sanatçı topluma karşı sorumlu değil mi? Tabii ki sorumlu eğer bu ülke sınırlarında e, oturuyorsa bu ülkede yaşıyorsa, bu ülkeden eşi dostu akrabaları varsa topluma karşı sorumlu olmamak mümkün mü? Sokağa çıkıyorsun. Yani, e, sokağa çıktığın zaman seni ayıplarlar. İnsanlar der ki niye böyle yaptın der. Eşin dostun arar sorar. Yani toplumun bu konuda aldığı... ...tedbirleri vardır. Kendi gelenekseli. Yani geleneksel derken... ...hem inançlarla ilgili geleneğinden... ...hem e, diğer... E, ...kültürüyle, sosyal hayatıyla ilgili... ...gelenekselinden söz ediyorum. Zaten bu yapı sen... ...edepsizce bir şey yaparsan... ...seni cezalandırır ama bugün... Bütün dünyanın e, çok e, izlenen sanatları, bunlar da tabii ki öncelikle müzik ve sinemadır. Buradaki e, sanatkarların özellikle çılgın tanıtıldığını görüyoruz. Yani bunlar çok içiyorlar, uyuşturucu da kullanıyorlar. Efendim işte e, genetik... E, cinsellikleri değil de hani tercihler diyelim ona aslında genetik derim genelde bunlarda da farklı tercihler oluyor bilmem ne oluyor falan ama zaten onlar bu ürünleri bir anda kitleselleşebilen bu ürünleri hızla satmak için kullanıyorlar skandallara ihtiyaç duyuyorlar bütün dünyanın mass medyası ama biz biz ülke olarak kendi gelenekselimize ve kendi e, Nedir tırnak içerisinde? Adab-ı kendi sosyal terbiyemize sahip çıkmazsak, medyamız buna sahip çıkmazsa, e o zaman e, Seyre ile Gümbürtü'yü bugün de hakikaten e, çalkalanarak batan bir sosyal hayatımız var. Şimdi sanatçı topluma örnek olmalı derken toplumdan herhangi bir kişiyi buraya çıkaralım, diyelim ki arkadaş sen topluma örnek olacaksın, kim olacak? Mesela bir şirketin CEO'su topluma örnek olabilir mi? Herhangi bir şirket çalışanı olabilir mi? Herhangi bir siyasi topluma örnek olabilir mi? Olabilir. Ama önce bizim kolluk kuvvetlerimizde çalışanlar, bizim sağlık teşkilatımızda çalışanlar, bizim milletvekillerimiz, siyasilerimiz, ee, e, şeyden e, kamu kamuda çalışan insanlar, devlet için. Halk için çalışan Sanatçıdan insanlar. Sanatçıdan önce bunlar e Önce onlar tabii ki. Onlar onlar bunu istediler. Sanatçılar bunu istemedi. Ben Gülben Ergen'le ilgili de bir şey soracağım. Şimdi Gülben Ergen burada sizin karşı tarafınızda hani sanatçı topluma örnek olmalıyı savunuyor ya. Siz mesela Gülben Ergen topluma örnek olabilen bir sanatçıdır diyor musunuz? Okan Baygün bunu böyle düşünüyor mu? Bunu çok önemsediğini düşünüyorum. Bence bu kadar önemsememesi gerektiğini düşünüyorum. Gülben Ergen'in bir tane hayatı var hayatta yaşamak için sanat yolunu seçmiş. Bunlarla uğraşmaması lazım. Sanatını düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Herkesin sanatını düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Eğer sanatımızı düşünürsek o zaman hakikaten topluma yararlı bir şey yaparız. Çünkü o zaman bu toplumun sanatı yükselir ve dünyadaki diğer toplumların sanatçılarıyla rekabet edebilir. Bugün dünyada kaç sanat dalında kaç ülkeyle rekabet edebiliyoruz? Kendi kendimizi avutuyoruz. Kendi kendimizi avutuyoruz. Müzikte de kendimizi avutuyoruz. Sinemada da kendimizi avutuyoruz. Her konuda kendimizi avutuyoruz. Yani az gelişmiş ülkelere dizi satarak Türk dizileri şu kadar ülkede izleniyor falan filan diye kendimizi avutuyoruz. Müziğimizle, dünyayı müziğimizle Aşı olurken neden video diye. paylaştın? Aşı olduğuna dair. Paylaşmadım. Hayır, öyle bir video çıktı ya. Senin Hayır sağlık bak. Olur. Sağlık bakanımız e, beni aradı. Gülben nasıl gülüyor yalnız sağlık ya? Sağlık bakanımız beni aradı. dedi Hı -hı. ki bu kampanyada olur musunuz dedi. Ben Hı -hı. de e, bu ülkenin sağlık Bakanına saygılıyım. Bir tane sağlık bakanımız var. Şu partiden ya da bu partiden olması değişmiyor. Bir pandeminin içerisindeyiz. İnsanları korkutan. Bütün insanları evde oturmak zorunda bırakan ve özellikle topluma örnek olması gereken insanları aç bırakan <laughs> e, oyuncuları ve müzisyenleri, özellikle müzisyenleri bir pandemiden geçiyoruz. Sağlık Bakanı. Üstelik senin programında söylemiştim evet, Bilgesten bahsederken. Tabii, tabii. Sonra çok linç edildim. Evet. Ondan sonra ve... Bilgeis Dünya Sağlık Bakanı mı ona ne vesaire. E, evet böyle. ama Hı -hı. bu fikirlerimde ısrarlıyım. Sonra da doktor arkadaşlarla konuştum. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın kampanyası içerisinde birçok sanatçıyla beraber ben de çıktım. Üstelik bunları söyledim samimi olarak. dedim Yani, ki, yani doktor seni aslında topluma sorun. örnek olmak zorunda bıraktı Sağlık Bakanlığı. Yahu evet herkesi bıraktı. Çünkü bu toplumda e, sivil toplum kuruluşları ve kamu kamuda çalışan gerçekten fedakar ya da fedakar değil insanlar gündemde olması gerekirken gündemde olamadıkları için bu işi hep sanatçılardan bekliyorlar. Herkes sanatçılardan bekliyor. Ne olursa olsun. Bütün vakıflar, bütün dernekler hepsi sanatçıların peşinde. Ya bu sanatçı bu kadar işe yetişemez, bırak insan sanatını yapsın. Ondan sonra o sanat ona gerçekten vakit ayırırsa o sanat yücelir. Yoksa ona göre şarkılar üretir. Türkiye'de pop müziğin nerede olduğunu biliyorsun değil mi? 90'larda takıldı kaldı. 90'lardan sonra yeni hiçbir şarkı yok. yok. Ve de üstelik yeni çıkan 19-20 yaşındaki çocuklarda 80'lerin 90'ların şarkılarını tekrar tekrar yapıyorlar. Arada hadi kıymayalım ayıp olmasın bir iki tane yeni şarkı çıkıyor. Türkiye'de sinema ne durumda? Yok. Televizyon ne durumda? İçler acısı. E peki hangisiyle uğraşsın bu sanatçılar topluma örnek? Yani nedir topluma örnek olmak? Mesela ne kullanmayınca topluma örnek oluyoruz? Ya da e, ne kullanınca topluma örnek oluyoruz? Mesela araba kullanınca topluma örnek oluyoruz. Alkol kullanınca olmuyoruz. Allah Allah. Mesela diyelim ki ben mütevazı bir adamım. Ondan sonra ben küçük evlerde, eski İstanbul'da yapılmış eski binalarda otururum. Ben mesela havuzlu bir villam olunca topluma örnek oluyorum. Küçük bir dairede oturunca topluma örnek olmuyorum. Ya ne acayip toplum. Kim karar veriyor bu? Benim nasıl topluma örnek olup olmayacağıma. Bu arada ama. bir şey geldi. İrem Derici, İrem Derici sevgiler selamlar buradan. Diyor ki tarafını seç. İşte <laughs> o da katılmış sohbete. Şahsen ben kimse örnek olma zorunluluğu hissetmiyorum. Kanaviçe miyim ben niye örnek olayım? Go Okan yazmış. O, Okan Bayülgen'in tarafını <laughs> tarafını seçmiş. Şu an arkadaşlarım ekranı zaten görüntüyü yansıtıyordur benim telefonumdan. Ee, yani bu İrem'den beklediğim bir şeydi, e, taraftı e, bunu savunması. Çünkü o da açıkçası e, çok sıklıkla bunu belirtiyor. Hani topluma örnek olmak e, zorunda e, değilim diye. Şimdi Okan Bayülgen'i örnek e, toplum Okan Bayülgen'e güvenmesin mi? Emrah İstanbul. Kesinlikle güvenmesin. Niye bana güvensin? Yahu benden önce benden önce kimler var? Bir kere siyasiler var, bu kadar siyasi parti var, bu siyasi partilerin üyeleri var, kendilerini her partiden topluma adadıkları için bu partilere giriyorlar, değil mi? Bunlar bu partilere e, 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 herhangi bir köşede büfe açmak için girmiyorlar, değil mi? Bu partilere, siyasetçiler e, örnek, yani, yani rant öyle mi? elde etmek için girmiyorlar değil mi? Milleti dolandırmak için girmiyorlar değil mi? Bu partilere, bu partilere toplum hizmetinde bulunmak için girmiyorlar mı? İşte eğer toplum, eğer toplum temiz bir toplum eğer kendi hizmetinde olan insanları yüceltirse sanatçıları rahat bırakır, sanatçılar sanatlarını yapar, o toplumun sanatı yücelir. Sanatı yücelince gerçekten o sanatçı topluma hizmet etmiş olur. Basit bir örnek vereceğim. Fransa'nın çok gurur duyduğu ressamlarından birisi Toulouse-Lautrec'tir. Toulouse-Lautrec maalesef yapısal bir bozuklukla e, doğmuş ve e, çok acı çekmiş bir sanatçıdır Hasper Kader ailesinden gelen parasıyla Paris'te bir stüdyo tutmuş. Ömrü boyunca e, alkol satılan e, meyhanelerden ve genel evlerden çıkmamış. Sadece alkol satılan meyhaneleri ve genel evleri ve orada çalışanları resmetmiş bir ressamdır. Bugün Fransız resminden söz ettiğiniz zaman önce Toulouse-Lautrec'ten söz edersiniz. Tabii ki Matisse'den, Monet'den, e, Manet'den e, söz edersiniz. Eski ya da yeni ama Tuluz lautrecin çağdaşlarını söyledim. E peki ne yapacağız şimdi biz bu Tuluz lötreyi? Kızıma örnek olmalıyım diyor musunuz? Mutfak perisi. Ben bir baba olarak kızıma örnek olmak zorundayım. Bir baba olarak. İyi bir baba Sanatçı olarak. Sanatçı olduğum için falan değil. Babası hayır, olarak. Hayır, hayır. Mesleki olarak değil. Bir baba hı hı. olarak ve bu toplumun değerlerini, bu toplumun gelenekselini, geleneksel dediğiniz zaman yeme içme alışkanlıklarından, ibadet alışkanlıklarına, eee... Her türlü e, terbiye kuralına kadar bunlarla beraber kızıma örnek olmak zorundayım. Sanatçı olarak değil. Öyle bu bir toplumun gelenekselini de böyle Ali'ye göre farklı, Veli'ye göre farklı yapamazsınız. Bölgesel olarak ya da illere göre, yörelere göre bu gelenekler farklılık gösterebilir. Ama hangi şehirde yaşıyorsanız, hangi semtte yaşıyorsanız orada yaşamanın kültürel alışkanlıkları, kültürel terbiyeleri vardır... Çocuğunuza da bunları aşılarsınız. Ben sanatçı olarak ne yapacağım? Diyelim ki ben sanatçı olarak örnek oldum. Kızım matematik okudu, matematik profesörü oldu. E ne oldu benim örnekliğim? Ben önce baba olarak örnek olacağım. Şimdi birisi yazmış: Okan abi yıllardır takip ediyorum. Örnek bir insan her konuda kendini yetiştirmiş ve kendi statüsündekilere bir gömlek büyük biri o yüzden anlattıklarının ilk seferde anlaşılmamasını anlıyorum. Şimdi bir taraf da sizin anlaşılmadığınızı, sizin anlaşılmadığını düşünüyor. Umurumda değil. Ee, onu da farkındayım ya. Vallahi. Umurumda değil. Her şeyin sözlük anlamına dönüp Hiç bakalım. Hiç nabza göre şerbet vermez mi Okan Bayülgen? Kesinlikle veririm. Televizyon programı yapıyorum. Şimdi e, uykusuzlar e, kulübü yapıyorum yepyeni bir şekilde. Muhabbet kralı yapıyorum. Yarın yayınlanacak. Şimdi ben bunları yapıp da nasıl nabza göre şerbet vermiyor? Akıllısı geliyor, delisi geliyor. E, acayip insanlar geliyor. Acayip insanlar Yani bakıyor. şimdi bunlara karşı ne yapacağız peki bunlarla? Yani o orada navza göre şerbet vermek zorunda kalıyorum televizyon evet. programında gibi anlıyorum. Bu, fo, bu format güzelmiş. Ya. Bir kendi kendine sorguya çekildiğin hissine kapılıyorsun. <laughs> ya burada da bana laf geliyor yani. Hayır gelmiyor. Car yani car car, orada car konuşma, Gül, bu, orada, orada Gül, Gülben oturuyor. Şimdi ben 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 Gülbeni destekliyorum. Gülben e, kendi bu e, kurumuyla yani çocuklar için. Ortaya koydu. Bu bir kurumsallaştı artık Gülben'in işi. Böyle kurumsallaşmış bir iş. Şimdi bu, onun bir kurumu var. E, bu bir kurum. İçinde insanlar çalışıyor, faaliyetler var. Herkes dedi ki buna sen bu işleri devam ettiremezsin. Mis gibi de devam ettirdi. Orada e, ısrarcı oldu. İstikrarlı bir şey tutturdu. Şimdi bu kız böyle yapıyorsa... Bu kız böyle yapıyorsa... Yapmak zorunda mı kaldı acaba bir taraftan da hani? Böyle... Bak soruya bak. Gördün mü? Gülben görüyorsun değil mi? Bak... ...görüyorsun değil mi, yapmak zorunda mı kaldı falan... ...evet kaldı... ...çok şeyi <laughs> kapatması gerekiyordu... ...neyi, <laughs> öyle hayır bir ya. dakika neyi... ...neyi kapatacaktı... ...ya bir şey söyleyeceğim, ikisi bir oldu hayır. benim üstüme neyi? geliyorlar hayır. ya... ...hayır, hayır neyi, mesela neyi kapatacaktı... Hayır, ...burada sesli, burada ya. sesli, ben bir kere, böyle bir şey görmedim... ...bir dakika görmedim. Hemen, hemen şu Kormat konuya, konuya geldim... ...tormak böyle şu geldi. yapımcı Gülben... bence çalışmak istemiyor şu hayır, an... ...hayır, hayır öyle değil... ...bir dakika bak söylüyorum, Gülben bir şirket değil... ...Gülben bir şirket değil... ...yani bir şirket ancak... Ee, diyelim ki hangi şirket yapar? Çevreyi kirleten, ürünler üreten bir şirket günümüzde Kamu gördüğün gibi hemen, dolayı hemen çevreci oluyor. Diyorlar ki işte orman dikiyoruz bilmem ne yapıyoruz şunu yapıyoruz. Bak dikkat et bütün çevre çevre kampanyalarına arkada mutlaka çevreye zarar veren bir şirket vardır. Yani şimdi Gülben bu mu? Gülben neyi kapatacak? Ya yani Gülben şunu mu kapatacak? Gülben'i kimlerle yakaladık? E bunu kapatmak için böyle bir kuruma gerek yok ki. Yani. 20 dakika doldu. Yapma ya. Evet Ama maalesef. daha çok üzerime geldiniz. Ben ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> Gülben Ergen'in peki oradan çıkıp koşarak buraya doğru gelmesi. <laughs> abi inanamıyorum. Gerçekten <laughs> format beklemediğimiz bir hal alıyor. Evet çok güzel bence. Tamam böyle. Evet. Ama yani birbirini sevmeyen insanlarla olması lazım. Ben bu kızı seviyorum yani. Yok onu anladık da ben aranızı bozacağım hayırlısıyla. 2-20 dakika daha var önümde. Tamam. Kısa bir ara zaman aranın ardından Gülben Ergen bu stüdyoda Okan Bayülgen kapsoda doldu olacak olacak. <laughs> Tarafını seç devam ediyor. Az önce Gülben Ergen kapsodan koşarak yanıma geliyordu. <laughs> Yakalayamadım evet. o kanı. Aynen öyle ama birazdan yine değiş işte tokuşta karşılaşacaksınız. Ay. Başlarken yine bir formatı hatırlatmak istiyorum size. Sanatçı topluma örnek olmalı mı, olmamalı mı? Bunu konuşuyoruz. Gülben Ergen olmalı, Okan Bayülgen olmamalı diyor ve bunun nedenlerini bize anlatıyor. Tarafını seçecek olan sizsiniz. E, telefonu elinizden bırakmıyorsunuz. Instagram hesabımızdaki oylamaya katılabilirsiniz ve yine aynı zamanda Twitter ve Instagram'dan hem Haber Global'in hesaplarını hem de Buket Ay hesabına ve Twitter'da Buket Ay hesabına yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Şu anda şimdi tekrar yeni bir anket başlatacağım. E, canlı Yayın esnasında arkadaşlarım telefonumu ekrana versinler. Evet. Şimdi diyorum ki ben yine anketi de başlatayım bir taraftan böyle canlı yayında. Anketi bu başlatırken ki yüzündeki zevki bir görsen. Evet. sen. Adil mi? Ay, sürekli. <laughs> ne anketi Zaten bu? Tarafını seç. İşte sizi seçecekler yine hanginiz? Deminki kesmedi mi? Onla şimdi yeni bir tane şimdi... başlatıyorum. konu mu evet. değişti ne oldu? Yok konu aynı ama tekrar buradan da devam ettireceğiz. Maksat ne? Olayı kızıştırmak. Ha. Derdim o anlatabiliyor muyum? Sen <laughs> seviyor muydun kızıştırmaları falan? <laughs> Ay Allah'ım <'ın gülüyor> ya Rabbim. Televizyon insanı topluma... neler topluma. ya? Evet ya niye böyle oldu değil mi? Biz oysa ne güzel eğleniyorduk <laughs> birlikte örnek. Olmalı mı? Soruyu da yazdım. Ankete katılmaya devam edebilirsiniz. Paylaştım. Harika. Evet. Şimdi Telefonu Okan kapattım. Bir şey evet. söyledi. O, onunla ilgili konuşmak istiyorum. Lütfen. Dedi ki şu ülkenin sağlık bakanı beni aradı dedi. Bu çok önemli bir şey. Neden? Aşıyla ilgili ya da pandeminin kuralları ile ilgili neyse bir mesaj verilmesi gerekiyor diye sağlık bakanı niye Okan Bayülgen'i aradı da bir telefon markasını ya da bir tencere markasını aramadı ya da bir yakışıklı birisini aramadı ya da herhangi bir oyuncuyu aramadı ya da çok ünlü birisini aramadı. Sağlık Bakanının aradığı insanlar o pandemi koşullarını insan, Bakanlar söylüyordu onu. Devletin bütün büyük birimleri söylüyordu. Ama sanatçıya niye bu görevi verdiler ya da niye Okan Bayelgen'i arayıp rica edildi? Sen söylersen sesimiz daha çok duyulur. Seni örnek alanlar ve sevenler. Bizim söylediğimizi yaptıramadığımız şeyi sen yaptırırsın diye. Yani sanatçı topluma örnek olduğu için. Ona o mesajı kendi söyledi. Evet beni aradılar ben normalde istemezdim. Tamam Okan öyle bir adam zaten farklı ve özel bir adam. Okan'a Okan yapan özelliği bu. Doğru. Ama e, tamam şeylere de çok katılıyorum. E, kızıma iyi bir sanatçı olarak örnek olmak istemem. Ben de çocuklarıma iyi bir anne olarak hatıralarında, anılarında, içlerinde iyi bir anne olarak iz bırakmak, örnek olmak isterim. Sanatçılığımla ilgili çocuklarıma bir şey anlatmak istemem. O benim işim. Şuna da katılıyorum. Bu kadar önemseyeceğine sanatına baksın, şarkısına baksın, üretimine baksın. Atıyorum dans dersi alsın. Daha iyi şarkı söylesin, daha iyi şarkılar bulsun. ...daha dünyalı işleri dinlesin... ...daha farklı soundları takip etsin... ...bunlarla bu kadar meşgul olacağına... ...ya katılıyorum... ...ama ben kendi markam adına... ...kendi ismim adına... ...toplumun çok geniş bir kitlesine hitap ettiğimi bildiğim için... ...bu değerlere çok önem veriyorum... ...ve özen gösteriyorum. Gülben Ergen yapmacık mı diye bir soru geldi. Ee, programda... Televizyon programında söylemem ve söylememem gerekenlerle ilgili mesela biraz önce magazinle ilgili bir soru sordun. İçimin burasında bir volkan patlayıp bu volkanı bastırıp sana daha kısa net bir cevap verip öbür konuya geçmek konusu. Oysaki daha kötü şeyler eğer söylemek bir istiyordum. Yapmacıklıksa e, evet e, çünkü bunun sonu yok. Oraya dalarsam çıkamam. Şeytana uymak benim için bu. Yani sadece dini anlamda değil. Gerçekten çok yaşamın içerisinde. Çok gereksiz polemiklerin içerisinde bu, olmuşum bu zamanında diyor mu Bilmen Ergen? 15-20 yıl öncesinde her şey çok tatlı ve çok güzeldi. Onur kırıcı, e, gurur zedeleyici, namus irdeleyici kavramlar yoktu. 10-15 sene öncesinin eğlencesiyle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Ama 10-15 senedir de sustuğum için e, bana kocaman bir aferin. Evet. Şimdi Aynı e, değil çünkü. Hı hı. E, topluma yanlış örnek olmayayım diye kendinizi kısıtladığınız oluyor mu? Diye bir sorumuz var. Topluma yanlış örnek olmak çok çok göreceli, çok açık bir kavram. Topluma, yani bir markanın yapmadıkları da onun marka değerini e, altını dolduran şeylerdir. Yani şunu şunu yapmam, şöyle şöyle bir ortamda bulunmam. Beni arkadaşlarım bir yere çağırıyorlar mesela Bodrum'da. Ya da İstanbul'dayken, bu akşam bile bir yer var, bir bilmem nereye gidiyoruz. Ya ben gelmeyeyim diyorum. Şimdi oraya gelirim, bir tatsız birisiyle karşılaşırım, bir lüzumsuz bir şey olur. Her açılışa, her davete gitmedim ama bunu işte nasıl, basına malzeme vermeyeyim midir bunun adı? Topluma ör yanlış örnek olmamak için değil. Yani bir riske atmayayım kendi markamı, yanlış bir yerde bulunursam, bunu Okan'ın söylediği burada haklı. Gülben böyle şeylere çok takıyor ya da dert evet, ediyor. Evet, çok diyor. dert Hı -hı. Ediyorum. Buna dikkat ediyorum. Ama o da bir arkadaşımın doğum günü ise, çok sevdiğim bir arkadaşımın hatırıysa ya da benim için gerçekten o akşam oraya gitmek çok önemliyse tabii ki giderim. Ee, ya insanın kendi duruşu, yaşam felsefesi, doğruları da bunu belirliyor zaten. İrem derecinin paylaşımına ne diyorsun? Tam doğru buluyorum. Go İrem. <laughs> Tam ona göre. Çünkü onun duruşu, Kaneviç'e onun... miyim ben? Niye örnek olacağım diyor. Güzel diyor. İrem için çok doğru buluyorum bu örneği. İrem'de nasıl o kana farklı bir kumaş dedik? Hı hı. Bence İrem'de o özgünlükte ve hı hı. o özgünlüğün samimiyetinde bence son derece e, tatlı ve içten buluyorum. Neden Gülben Ergen'i örnek almalıyım? YouTube sorusu. YouTube üzerinden gelen hı, bir soru. Çalışkanlığımı söylerim. Ben çok hı hı. çalışkanımdır, söz dinlerim, saygılıyımdır. Ee, i̇stediğim şeyi de başarırım. Hı hı. Çalışkanlığımı söyleyebilirim. Bana gelen yorumlardan biri. Gülben Ergen güçlü bir kadın. Ayrıca beni örnek almak zorunda değil. Ben sadece örnek istediğin için verdim. Hı, anladım. Yani ben, ben benim örnek alsın diye hiçbir çabam yok. Beni örnek alsınlar diye anaokulu açmıyorum ben. Gerçekten canım çıkıyor. çıkıyor. Çok yoruluyorum maddi manevi son derece zamanımı alan ve çok ciddi bir sorumluluk. Yani o okulun elektrik tesisatından su tesisatından masasından ısınmasından borusundan çatısından damından musluğundan kapısına kadar her şeyinden ben sorumluyum bu. Gerçekten çok önemli. Ben derken yalnız değilim. Bir yol arkadaşım var elbette ki Elvan Oktar'la beraber çalışıyoruz ama e, bu çok ciddi bir sorumluluk. Yani konsere gidip gelmeye benzemez. Konsere gidersin, askın düşer Allah korusun düşmesin keşke düzeltesin. Şarkının sözünü dün unutursun. Vokaliste bakarsın. Saçma bir yanlış yaparsın, gülersin, kendini alay edersin, geçer. Bazı sorumlulukların e, elini taşın altına soktuğu zaman e, bu çok ciddi bir şey. Evet, şimdi bir yorum vardı, onu okuyacağım. Sonra hani ne bir de, de soru soracağım. Ben bulaşır olmayı da sevmiyorum bu ülkede yaşa. Bu ülkenin derdine hiç ortak olma, sadece alkışları al. Yani bunu da çok doğru bunu Herkes bir şey yapmak zorundadır, herkes dernek başkanı olmak zorundadır diye bir şey yok. Benim gücüm, <laughs> fıtratım, inançlarım buna müsait olduğu için. Gülben de... Ergen güçlü bir kadın. Şimdiki Gülben'i bu şekilde oldu. Geçmişte yaşadıklarıyla sarsıldı ama yolunu bulmak için savaş verdi gibi bir yorum gelmiş. Doğru, Gülben Ergen'le doğru. alakalı. Şimdi bir de yine... Bir dakika şuradan bakmam lazım. Ne yonsun kaç telefona bakıyorsun. Ee, yani inanılmaz. Öyle ee, öyle hayatımda değil. gördüğüm <gülüyor> gerçekten <gülüyor> en zor borba. <bu> <laughs> Şöyle çok yani, interaktif olması aslında ama çok da güzel çok da keyifli. Ee, bu arada bir e, izleyicimiz de e, diyor ki zannediyorum Naz Kara Gülmez. Sanatçı ürettikleriyle kendinden sonra gelecek sanatçılara örnek olmalı. Özel yaşamıyla ilgili örnek olmak ya da olmamak gibi bir rolü yoktur. Elbette Sergilediği yoktur. tavır ve davranışlar içerisinde örnek olacak bir davranış olursa toplum bunu örnek alır veya olmaz. Bu konuda özel bir gayret olmamalı diyor. Bu Okan Balyoge'nin savunduğu şey. Şimdi diyorlar ki biz üreten insana sanatçı diyoruz. Gülben Ergen yeterli derecede üretim yaptığına inanıyor mu? Ben yetenekleri olan bir sanatçıyım diyebilir mi? Evet diyebilirim tabii hı hı. Evet. O saydıkların hepsini diyebilirim. Evet böyle bir soru gelmiş. Peki üretmek nedir ya sanatçı için üretmek? Neden bahsediyorlar? Çalışmak, kendini tekrar etmemek, hı hı. kendini yenilemek, üzerine koymak. Her seferinde farklılıklarla okuduğunu da konuştuğunu da giydiğini de söylediğin şarkıyı da niye ona bakıp böyle... Neler ya çünkü böyle gözünü kısmış orada. Hani ben şimdi Okan Bayo gene hani az çok artık Okan'la da bir hani böyle bir arkadaşlığımız da oluştu yani birbirimizi programlardan programlara göre göre. Şimdi onun ben gözünü kısmasından şunu anlıyorum. Hiç iç ses Buket ne kadar yılansın. <laughs> <İç ses. gülüyor> yani hani nereden soruyu alıyorsun ne yapıyorsun gibi böyle bir iç ses alıyorum yani orada o bakışlardan. Hep aynı olması bence bir sanatçının yani buna repertuarı da sahnesi de röportajında da kendini tekrar etmesinden ben bir sene önce yaptığım şeyi beğenmediğim zaman kendimi beğeniyorum. Bu programı izlesem şu anda kendimi her ne kadar iyi hissetsem de böyle yaparak izlerim mesela. Beni poffoflaayan insanları da hiç sevmem etrafımda hiç öyle bir çalışanım da yoktur. Öyle bir iş çevrem hiçbir zaman olmadı. Kendini yenilemek, kendine bir şey katmak İşte Okan'ın yaptığı gece şovlarının içeriğine baktığın zaman tematik kanallarda yaptığı e, teke tek şovlar, farklı şovlar, gecenin yarısı, gündüz, akşam, akşamüstü farklı sohbetler, farklı konuklar. Budur kendini yenilemek bence benim de benim de bunu çok önemsediğimi düşünüyorum, yaptığımı düşünüyorum, kendimi tekrar etmediğimi düşünüyorum. Bu arada Okan çok kendisinin yanında söylenmesi istemiyor ama yarın akşam saat 23'te Haber Global ekranlarında Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı başlıyor. Ben de şimdiden madem odada hiç de konuşmuyor, orada konuşamıyor <laughs> ya tebrik konuşacak. ediyorum Okan. <laughs> Hayırlı olsun. Çok güzel olacağına eminim. Şimdi 3 tane erkek evlat yetiştiriyorsun. Ondan sonra yaş olarak da böyle tam sosyal medya işte YouTube vesaire evet. bu tarz platformlara çok etkin oldukları zamanlar. Evet. Üçü de birbirinden tatlı Allah bağışlasın. Şimdi de. seni ilgilendiren bir konu aslında bu. Günümüzde fenomenler var ya, influencer'lar, evet. fenomenler. Evet. Bu iki kavram artık meslek haline geldi. Ben, yani ben oğullarım benden daha çok biliyorlar. <laughs> Peki sosyal medya fenomenleri de topluma örnek olmalı mı? Ya onların adına böyle bir cevap veremem ama onların mesleğinin sınırlarını bilmiyorum yanlış bir şey söylemek istemem ama Ama bir... çocuklara hep onu iz onları izliyor ee, evet onları izliyorlar ama onlar izledikleri farklı galiba yani bu cilt bakımından tut modadan tut giyim o kadar ayrı bir içerik ve ayrı bir dünya ki ben ben de bazen pandemide başladım sosyal medyada profesyonel iş yapmaya yani menajerimle görüşüyorlar ben bir ürünü koyduğum zaman oradan bir Para alıyorum ve bunu tanıtımını yapıyorum. Tabii ki çok az yapıyorum. Bunu sadece bunu meslek olarak yapan bir sürü insan var ve bambaşka bir meslek dalı olarak ben saygı duyuyorum buna. Ama yaşamlarına dikkat etmeleri gerekiyor mu bilemedim. Yani topluma mal olmuş bir sanat. ...gibi görmüyorum galiba. İnfilozörlük bir meslek, saygı duyulacak... ...son derece de önemli bir meslek. Bir markanın ürününü söyledikleri zaman... ...o gün o yok satabiliyor. Ben de bazen çok etkilenip... ...onun verdiği linkten girip Alayım. alışveriş... ...tabii Hı -hı. ki çok var yani yapıyorum. Sosyal medyadan alışveriş artık o kadar fazlalaştı ki... ...yapıyorum. Tabii Benim mesela bir ürünüm çıkacak... ...ben de ürünüm çıktığı zaman onlarla çalışacağım... ...benim ürünümü tanıtmalarını isteyeceğim. Sosyal medya iki sene, üç sene önceki gibi değil artık. Gerçekten çok önemli. YouTube içeriği çekenler peki? Mesela YouTube'da bir ara mesela Hiç Enes mi? Batur yani isim de vererek söyleyeceğim. Enes de bu arada çok da şey yaparım yani severim der. Ama ben Enes çocuk... bir ara çok eleştiriyordu. Enes Batur izliyordur senin değil mi şeyler? E... Ben çocuklarıma iki ya da üç sene önce karne hediyesi, karneleri çok iyi gelmişti. Hı hı. Hadi benden bir karne hediyesi isteyin dedim. Enes Batur'un filmine gidebilir miyiz dediler. İşte bu kadar. Arkadaşlar sinemaya zaten gideriz dedim. Peki tanıyor musun? Telefonla konuşabilir miyiz dediler. Sonra bilemiyorum. Aynı şey Orkun Işıtmak'la da ilgili. Orkun Hı -hı. aradık biz gittik. Merhaba tanıştık. imzaları resim çektirdik eve geldik. Yani elbette Tabii. ki çok önemli. Ama eleştirdiler de sonra. Anne şöyle şöyle yapmış biliyor musun? Bir edil töreninde böyle böyle yapmış. Çocuklar senden ve benden çok daha akıllılar. Çok daha berrak bir zihinleri var. Çok daha akıllılar. Yani filtreleri ...bizim kadar kirli değil. Son Tut koyduğum anket Gülben Ergen %56... ...Okan Bayülgen %44. Yine dolduruşa getiremedin. Benim 20 dakikam dolduysa ben gideyim Okan aa, Gelsin. Aa, bu ne? İlk koyduğum ankette Gülben fark, Ergen %57... Fark. ...Okan Bayülgen %43 olarak gidiyor. Program esnasında koyduğumda da... ...56'ya 44 olarak ilerliyorsunuz. Bir Şimdi... şey söyleyeceğim. İlk Hı. başta konuştuğumuz konuya ek olsun diye... ...ben Okan buradayken bir tweet attım. Görmedin. Bir sürü tweet geliyormuş çünkü... Şimdi sanatçının topluma örnek olması e, konusunda yaptığı işi, sineması, televizyonu, sanatı her neyse, o yüzden Sağlık Bakanının Okan'ı aramasını örnek verdim. <laughs> e, ben de Türkan Saylı'nın peşinden böyle giderdim işte. Yani onun çırağı olmak bana hep bir şey katardı. Onun söylediklerini dinlemek, işini nasıl yaptığını, derneğinin başına nasıl durduğunu böyle çırak çırak onun arkasından izlemek. Şimdi biz Tarık Akan'ı sadece filmleriyle mi tanıyoruz? Tarık Akan'ın fikirleri ve söylemlerine dair bir şeyler var mı aklımızda? Var. Kemal Sunal'ın da dair de var. Müjdat abiyle de ilgili var. Adile Naşit'le de ilgili var. Bunlar bu sorunu barışmanço çocuklara ne kadar emek vermiş bir sanatçı şarkılarının da haricinde. Bizde bıraktıkları tortular Adile Naşit de böyle. Sadece çocuk şarkıları yapmaktan bahsetmiyorum. Eee... Bunlar bu işe özen gösterdiler. Ya yani Kayahan yolu her, sevgiden geçen herkese bir gün bir yerde buluşuruz dedi ve gitti ve biz o lafı hiçbir zaman unutmayacağız. Söylemleri e, bilinçlidir. Barış Manço çocuklara eğilir, Tarık Akan başka bir konuya eğilir, Müjdat Abi başka bir konuya eğilir ve bu söylemler bazen onları işlerinden de eder. Ben de yaşadım. Hepimiz yaşıyoruz. Duygusal hata mıydı? Fikrimizi savunmak mıydı? Burada da Okan'a katılıyorum. Evet cezalandırıldık. Hak etmediğimiz cezaları da aldık. Bu özgünlük. Evet böyleyim hissediyorum. O hissettiğini söylemek e, sanatçının kırılganlığını ve duygusallığını gösteriyor zaten. Hata yapabilme, e, düşebilme, kalkabilme özgürlüğünü de e, elinden almamalı sanatçının. Ama sanatçının bu fikirleri ve bize bıraktıkları cümleler, yaşam felsefeleri, inanışlar da bizim için çok değerli bence. Hiçbir fikri olmayan sanatçılar var. Hiç Hangi takımı tuttuğunu bilmiyoruz, hangi görüşte olduğunu bilmiyoruz, inancını bilmiyoruz. Sadece şarkısını söylüyor, işini yapıyor, parasını alıyor, gidiyor. Bana renksiz geliyor. Bir rengin, bir hissin takımını tut değil ama yani hı hı. kavga edelim kadar uç noktalardan bahsetmiyorum kaldı ki o da olabilir. Ama bir rengin ve bir, bir de fikrin sürekli ve bir şarkıcı olmalı. mı şarkıcı mı sanatçı mı tartışması var diyor bir ara. Nasıl ayla. görürlerse öyle olsun. Hı -hı. Hiç böyle bir iddia yok Yok ben, ben bunu şey Gülben Ergen için söylemedim genel anlamda yani. Hani hep böyle konuşulur ya işte onlar şarkıcı, bunlar sanatçı. Bir de böyle bir ayırma söz konusu. O olur. Hı -hı. Yani ona konservatuar mezunları konusunda da o çok söyledi. Çok, bir best evet. ayrıdır. E, Yıldız Kenter'in öğrencisi bir oyun ay bir oyuncu ayrıdır. Tabii ki konservatuar mezunu olmak bambaşka bir şeydir bu tartışılamaz. Tarık Akan, Kemal Sunal, Müjdat Gezen, Barış Manço örnek verilemez mi diye. Sonra bu arada bir şey söyleyeceğim. Ne kadar zeki bir insan. Bakınız odadan tweet atıyor. <laughs> ben görmüyorum burada. Bu benim ama böyle bir Şurada zeka olamaz. Şu an şapka çıkardım. Şimdi e, Tarık Akan, Kemal Sunal, Müjdat Gezen, Barış Manço. Ya bu isimlere bakalım. Bir taraftan da yeni nesle bir bakalım. İşte Aleyna Tilki, Edis vesaire falan filan. Ya böyle yeni nesilde bu tarz isimler gelecek mi? Yeni neslin rol model olmak çok umurunda mı acaba? Yani böyle ben Aleyna Tilki'nin çok ben rol model olayım tadında bir kız olduğunu düşünmüyorum. Veya Edis'in de aynı şekilde. Ama İrem de bütün samimiyetiyle onu yazdı. Evet İrem attı, de söylüyor söyledi. ki İrem de son dönemde gençlerin en sevdiği isimlerden bir tanesi Elbette İrem Elbette ki çünkü çok güzel, şarkı. Ama çok güzel diye... şarkı söyle. Birinci işi şarkı söylemek zaten. Ve çok güzel şarkı söylüyor. Okey böyle düşünüyor olabilir. Hı hı. Bu bir suç değil. İçinden gelmesi önemli. O kızın devamlı içinde şarkı söylemek geliyor ve çok güzel söylüyor bence. Bayılıyor onu takip etmeye. Yani, Onun da rengi ve hissi bu. Hı hı. Herkesin başka bir şeyi olabilir, başka bir hissiyatı i̇şte olabilir. Demin söylediğim hı hı. o vazife haline geldiği zaman esnerken ağzını kapatmak herkesin yanındayken mi yapıyorsun onu yalnızken de yapıyor musun? Yani o ezan okunduğunda ayak ayak üstüne attın. O sen de çocukluğundan bir, bir alışkanlık mı indiriyor musun? Yoksa birileri varken birine yaranmak için mi yapıyorsun? Bir onu? şey soracağım. Atlas, Ares, Güney. Doğru söyledin evet. değil mi? Evet. Üç, üçlü, üç yakışıklı. Şimdi anne sanatçı, baba sanatçı. Peki geldi dedi ki ben... Siyasetçi olacağım dedi bir tanesi. Ve milletvekili olacağım dedi. İşte ister mi Gülben Aydın? Evin içinde öyle dolaşıyor zaten. Gerçekten mi? Ama ben onların cumhurbaşkanı olarak... Ee, Kendini çok yoracağı için e, ona bunu anlatırım. Hı hı. Çünkü e, çok çok yorulacağı. Gerçekten siyaset bence çok zor bir iş. Bizim işimizde bile yapılırken yani şurada bile çok zor bir iş. E, onu yoracağını e, söylerim ama kendi her neyi seçerse her neyi seçerse ben onun yanında arkasında olurum. Evladım o benim. Nasıl mutlu olacaksa öyle yaşasın. Egosantrik bir anne baba yaklaşımına çok karşıyım. Yani söylemeyip ama alttan baskı yapıp doktorasını da yapsın, masterını da yapsın. Hayır sen şu mesleği seçmelisin baskısıyla e, hukuk fakültesini bitirtip sonra e, dansçı olanları biliyorum. Ya da e, tıp bitirip sonra DJ olanları biliyorum. Müzik tutkusunu bastırmak çok yanlış bir şey. Ya da bambaşka bir tutkuyu bastırmak. Şu anda benim iki oğlum çılgınlar gibi Ronaldo ve Messi, Neymar nereye giderse biz oraya gidiyoruz. Ee, diğer oğlum da bilgisayar oyunlarına meraklı. Bu bir geçiş dönemi, tam ergenliğe giriş dönemindeler. Bu virajlarını, keskin virajlarını ya da kararlarını sadece onlar mutlu olduğu için destekliyorum. Ee, bir yön vermemeye çalışıyorum. Hı hı. Çalışmanın güzelliğini ama önce iyi insan olmak ve mutlu olmak. Bu kendinle barışık olmak çok önemli bir şey bu hayatta. Şimdi e, birazdan Okan Bayülgen gelecek. Biz e, Gülben Ergen'le ikinci yandan turumuzu tamamladık. Şimdi Okan Bayülgen de bir 20 dakika konuşacak. Sonra sizi burada buluşturacağım ve kim ne tarafı seçmiş tamam. onu öğreneceğiz. Ama son iki dakika belki de oylamayı değiştirecek bir şeyler söyler. Gülben Ergen'in son sözlerini oylamanın alalım. Oylamanın durumunu evet. alayım lütfen. Hemen oylamanın e, durumunu açıyorum şu anda ben. Son koyduğum ankete baktığımda %55 Gülben Ergen, %45 Okan Bayülgen. Okan yani Bayeğen candır gerisi heyecandır. Evet, Gülben Ergen <laughs> önde e, gibi burada gözükmekte. Son 20 dakikada bir değişiklik. ilk koyduğum ankette de yüzde 57'ye 43 oranında yani her iki ankette de Gülben Ergen'in önde gittiğini burada görüyoruz. Bakalım Okan e, Bayeğen aslında Gülben Ergen önde gitmiyor da, Tabii konuyla ilgili Ergen bakış. Tabii Gülben Ergen'in konuyla ilgili bakış açısı bakış. bu arada aynen evet. öyle. Bu arada çok Ay, bireyler çok değil güzel fikirler, bir şey. evet tartışılıyor. fikirler tartışılıyor, bireyler üzerinden değil. Yani sanatçı topluma örnek olmalı diyor. Bizi izleyenlerin %57'si Gülben Ergen'in savunduğu fikri savunuyor. %43'ü ise sanatçı toplumu örnek olmamalı diyor. Yani Okan Bayülgen'in savunduğu fikri savunuyor. Şu anda durumumuz böyle. Hı. Ama esas şeyi, sonucu programın sonunda hep birlikte göreceğiz. Birazdan Okan geliyor. Bakalım. Gözlerini kısarak. Evet. Ama yok yok ya. Bir şey olmadı. Hiç tartışmadılar. Bundan sonraki konuyu ve konuyu çok merak ediyorum. Haftaya izleyeceğim ve tweet atacağım. Söz. Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bundan sonraki konuyu ve konu öyle bir seçeceğim ki bu stüdyoda <laughs> çok dramatik anlar yaşanacak. <laughs> Yok ya hayır. Önemli olan zaten bizim <laughs> esasında bu formatla yapmak istediğimiz şey tartışma kültürünü değiştiriyoruz derken işte tam da buydu. İnsanların kakafoni halinde birbirlerine Tabii bağırıp ki. hakaret ederek tartıştığı şeyleri görmekten biz çok bıktık. Aslında istediğimiz şey bu. Gülerek, eğlenerek bir taraftan da eğlenerek. Ama aynı odada olmamamız gerektiğini gerekiyor. Evet gördüm. işte yoksa pek gülüp eğlenemezsiniz diyoruz. <laughs> <laughs> Okan Bayülgen geldi Hoş yeniden. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gülben Gülben Ergen i. Ergen i. Evet. Gülben Ergen'i yarıştırıyorlar. Gördüğün gibi sen önde gidiyorsun. Değilim. Evet. Evet. Şimdi o yüzden Okan Bayülgen'den kötü çıkışlar Köpeğe bekliyorum. Hayır, İyi yayınlar canım. diliyorum. Ya, olmadı ya aman. <laughs> Gülben Ergen'i programın sonunda tekrar stüdyoya alacağız. Biz Okan Bayülgen'le devam ediyoruz. Şimdi Gülmen Ergen'i dinledik. Dinledik. Yani. Evet. Hemen ee, bir katkıda bulunayım. Tabii. Bu sosyal medyada programı bir parçası. Ne güzel söylemiş orada birkaç arkadaşın tweetinde okudum mesela. Diyor ki bir tanesi aynı fikri paylaşıyorum. Diyor ki insanlık tarihi boyunca bir adaletsizlikle bir de hayatın anlamsızlığıyla uğraştı. Biri için hukuku, biri için de sanatı üretti. Şimdi bu çok çok doğrudur. Hakikaten bir toplumun yükseleceği, yüceleceği alanlar yargı, adalet mekanizması yani. Bu çok yüksek bir alandır. Biraz önce de konuşmamın başında dedim ki örnekse hukukta kendilerini kazanca ya da toplum hizmetine adamakla ilgili bir tercih yapılır ve toplumlar kendilerini kendine hizmet için adayanlara saygı duyarlar. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da bazı Avrupa ülkelerinde geçerli olabilir. Bir e, hukuk mezunu e, parayı ya da toplum hizmetini tercih eder. Arada büyük rakamsal farklar oluşur ama diğerinin parayla satın alacağı saygıyı da bu kendini topluma adayan insanlar zaten alırlar. O saygıyı satın almak için paraya ihtiyaçları yoktur ya da güce ihtiyaçları yoktur. Sanatçılar sevgi açlığı yaşayan kimseler mi diye bir soru gelmiş. Sanatçılar kesinlikle sevgi açlığı yaşayan insanlardır. Bir numaralı motivasyondur. Örnekse gösteri işi içinde olanlar, gösteri dünyasında olanlar ama bütün sanatları da bu açıdan aynı kefeye koymamalıyız. Ee, örnekse bir e, popüler müzik e, sanatçısı bir ressamdan daha fazla belki sevilmeye ihtiyaç duyar çünkü sanatını uyguladığı yer kitlesel bir ortamdır. Yani bir, birinde konser veriyoruz, birinde belki küçük bir sergi açıyoruz. Ee, biri tek başına çalışıyor, diğeri kolektif ve daha parıltılı e, bir iş yapıyor. Ama şunu söylemek istiyorum her şeyden önce bir toplumun sanatçıları, edebiyatçıları, edebiyatla sanatı da e, farklı olarak algılayalım. Ne yaparlar? Özel yaşamlarıyla örnek olurlar mı, olmazlar mı? Örnek vereyim. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük şairlerden biri Nazım Hikmet. Kuvayi Milliye Destanı, Kurtuluş Savaşı Destanımız'ı bir büyük şiir kitabıdır. Burada neyi anlatmıştır? Kurtuluş Savaşı boyunca büyük fedakarlıklarla bu memleket için canını feda eden kadınlardan erkeklerden çocuklardan halkın destanını yazmıştır. Tek tek bireyleri çok da hatırlamayacağımız, ismini bile bilemeyeceğimiz insanları örnek göstermiştir. Nazım Hikmet'e bakalım. Nazım Hikmet bu ülkeden ayrılmak zorunda kalmış bir başka ülkede Hayatını tamamlamış çok büyük bir şair Bugün daha yeni yeni değeri anlaşılıyor. Peki bir insan vatanı için canını verir mi? Nasıl verir? Birileri bu yüksek duyguyu, bu yüksek amacı anlamlandırır. Kimler anlamlandırır? Bir insan ülkesi için savaşır mı? Birileri bunun hı hı. bunu anlamlandırır. Nasıl anlamlandırır? Aatlarla anlamlandırır. Türkülerle anlamlandırır, destanlarla anlamlandırır, şiirlerle anlamlandırır, romanlarla anlamlandırır, resimlerle anlamlandırır. O zaman, o zaman bir diğer genç de vatan millet hizmeti için askere gider. İşte bir toplumun yüksek kurumlarından biri de Anladım. sanatı ve edebiyatıdır. Şimdi, şimdi özel hayatla falan bahsetmeye gerek var mı? Yok, adamın işine bakıyoruz. Şimdi şöyle. Ee, bu alkış istemek yani işte sanatçıların işte sevilme ihtiyacı veya beğenilme ihtiyacı hissetmesi bu sanki Okan Bölgen'de yok gibi. Hani ben stüdyoda bile hep kameraların yerlerine bakarım. Tepedeki spotları sayarım. Teknik taraf beni büyülüyor. Süslenip entarimi giyip halkımın karşısına çıkayım alkışları toplayacağım gibi bir ruhum yok diyor Okan Bölgen. Peki o zaman neden bu işin önünde yer aldı? Mecburen. Mecburen çünkü e, oluşturmak istediğim dünyada, e, atmosferde onu birisinin takdim etmesi, birisinin e, orada e, master of ceremony olması ya da İngilizcesi host olması e, ya da e, ikisi de İngilizce keza da yani orayı yürüten kişi olması e, gerekiyor. Ben ancak yaptığım farklı farklı işlerle örnek olmam ilham veririm. Yani bir gence ilham veririm diyebilir ki ya benim de aklımdan böyle şeyler geçiyor. E bu adam bunları galiba ifade edebilmiş. Ben de yapayım mı filan. Örnek olmak başka bir şey. Bunu e, hakikaten Twitter'da da bazı arkadaşlarımız ya, yazmış. Bu çok dikkatlice e, kullanılması gereken bir kavram. Örnek olmak ne? Örnekse bir aile çocuğuna örnek vatandaş olmayı öğretebilir. İlham vermeyi öğretemez. Öğretemeyebilir. İlham vermek başka bir şey. İlham vermek için bir üretiminiz olmak zorunda. Bir şeyi başkalarından çok daha iyi yapıyor olmanız lazım. Sporcular da ilham verir. Bak olimpiyatlarda Aldığımız madalyalarda da gördük başarıya nasıl ulaşabileceği, engellere rağmen nasıl başarılı olunabileceği konusunda ilham veren i̇lham sporcularımız oldu. İlham veren deyince oldu. şimdi influencer ve fenomenlik de bir yeni meslek oldu Onları ya. Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Hepsini Onlar mi? çöp. Hepsi çöp. Hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Oo. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar e, bazı aplikasyonlar geçerliğini koruduğu sürece e, bir şeyler yapabilen, bu yolla da 3-5 kuruş para kazanabilen insanlar başka bir şeydi. Ve sanatçıların, sanatçıların tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. Gülben Ergen kafasını sallıyor aşağıda. E tabii bir sürü arkadaşı var bu işi yapan. Neden dedi ağzını okudum. Yani şöyle. <laughs> e, yani insanlar niye sanatlarını yapmak yerine Instagram, Instagram mı? üzerinden... Ee, bir arkadaşım gönderdi e, bu kremi sürüyorum yumuşacık oluyorum diye 3-5 kuruşlara buna tenezzül ederler ben anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence. Ve bu Instagram ve TikTok dünyası bu e, yüksek ahlaksızlık bu e, uygulamayla beraber yok olacak. Aynı Vine fenomenlerinin yok olması gibi e, Instagram fenomenleri de TikTok fenomenleri de yok olacak. Bu büyük bir pornografi. Korkunç bir pornografi bu. Bunun üzerinden para kazanmaya çalışmak çok yakışıksız bir şey. Ve üstelik maalesef ki rakamlar da yüksek değil. Maalesef. Yani sosyal medya, sosyal medya evet, e, insanlara yararlı olabilir mi? Olabilir, evet. İnsanların sesi, seslerini duyurmaları için büyük bir yararı var. Bugün toplumda... E, Ezilenlerin kendilerini ortaya koyabilmeleri için. Evet oradan çok fazla ses duyuluyor. Orman yangınlarında, toplumsal felaketlerde, <laughs> depremde ben Twitter kullanırken ilk başta Van depreminde benim hesabım üzerinden yapılan bir duyuru yüzünden o yılın Van depremindeki yılın 10 önemli Twitter hikayesi seçildim dünyada. 10 önemli Twitter hikayesi. Öyle bir şey yapıyorlardı. Hepsi de sosyal yardım amaçlı şeyler ve e, büyük felaketler de ortaya çıkıyor. Peki, işte bak ben ne güzel kullanmışım. Şimdi millet nasıl o kullanıyor? O influencerları kıskanıyor mu? Kesinlikle kıskanıyorum. Onlardan biri olmak istiyorum ama başarılı olamadım, özür dilerim. <laughs> Bu arada az önce Gülben Ergen dedi ki ben de arada dedi birkaç tane paylaşım yaptım dedi şey üzerinden dedi işte sosyal medya hesaplarım üzerinden böyle reklam gibi tanıtım gibi dedi. E çünkü ne oluyor şimdi şöyle bir şey oluyor bütün sanatçılara da menajerleri Hı -hı. etraflarında kişiler mesela bana böyle teklifler geliyor diyor ki acaba şunu seslendirir misiniz ya da şurada e, oynar mısınız şunu yapar mısınız evet bir anlaşma geliyor anlaşmada şöyle bir şey yazıyor iki de instagram postu atmak. Ya da bir Twitter postu atmak. Hemen küfrederek geri yolluyorum. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir sanatçıya yakışır mı bu? Yani seninle yapılan anlaşmanın içinde sana e, sosyal medyada bir şey yapma şartı getiriliyor. Ve küfrederek gönderiyorum yani. Bunu ama belki de bazı sanatçılar e, çağdaş olmak adına, modern olmak adına bunun yapılması gerektiğini düşünebilirler. Ama büyük saçmalık ve... E, Özellikle e, popüler hanımların e, daha fenasını söyleyeyim sana, programında işe yarasın. Daha fenası şu, örnek olmak konusuna gelince bizim topraklarımızda yaşayan kadınlarımız, her yaştan kadınlarımız, akıllılar, cesurlar ve güzeller, ırksal güzellikleri var. Bunları görüyoruz. Bunları görüyoruz. Bu... ...güzellikleri bazı Instagram'daki kadınlara bakarak, onlara benzeyeceğiz diye... ...dudaklarını yaptırarak, göğüslerini yaptırarak, saçlarını değiştirerek... ...vücutlarını kimi ipin ucunu kaçırmış Amerikalı kadınlara benzemeye çalışarak... ...kızlarımızı maalesef ki mahvediyoruz. Bu kimseye bağnaz bir bakış açısı gibi gelmesin. Aksine modern bir bakış açısı çocuklarda estetiğe gitme yaşı 13'e 14'e düştü. Düştü evet. Nerede bizim güzelliğimiz? Nerede bizim ırksal, ırksal derken tek bir ırktan söz etmiyorum yanlış anlaşılmasın. Nerede bizim güzelliğimiz? Nerede erkeklerimizin güzelliği? Nerede? Sokaklarda bir sürü saç ektirmiş, e, peruk takmış adam bir sürü... Ee, kalça yaptırmış göğüs yaptırmış e, dudakları e, saçma sapan e, aklını kaçırmış kadınlara benzemeye e, benzemek yüzünden değişmiş çirkinleşmiş insan görüyorum Okan Bölgen bu? Çağ'ı yakalayamıyor mu? kesinlikle yakalayamıyorum Çağ beni yakalıyor maalesef hmm. 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 peki şimdi sıkıntı şu Influencer'lara ve sosyal medya fenomenlerine çok fazla özeniyor gençler. Okan Boyugan Z kuşağını e, aptal mı buluyor diye sorular var. Hayır aptal bulmuyorum. Sadece Z kuşağına diyorum ki size kim sizi kategorize ederek yaklaşırsa daha önce de söyledim programında. Ya sizin siyasi olarak oyunuzu istiyor. Ya sizi istihdam etmek, işçi olarak, memur olarak çalıştırmak e, istiyor. Ya da size ürün satmak istiyor. internet üzerinden ya da başka bir yerden. Onlar sizi tanımaya çalışıyor. Ben... Kendi yaşında bir adamım, tabii ki yaş alacağım. Bu çocuklar da büyüyecekler, hepimiz büyüyeceğiz. Hiçbirimiz e, hayatımızı belli bir yerden sonra sürdüremeyeceğiz. Tabii ki gençler gelecekler. Ben onların arkadaşlarıyım ya da abileriyim, amcalarıyım, başka neleri isem. Ve ben hiçbir ilişkinin böyle yaranarak, e, efendim aferin sana, seni destekliyoruz, çok iyisin, harikasın yürü falan diyerek kurulabileceğini sanmıyorum. Bütün akıllı ve yararlı ilişkiler eleştiriyle konuşarak, anlaşarak ve bazen de anlaşmayarak başlar ve yürür. Hangi iyi öğretmen çocuklara sınavda sürekli 10 verir ki? Hangi iyi öğretmen bunu yapmıştır? Peki sürekli sınavda 10 veren öğretmene hangi öğrenci saygı duymuştur? Hiçbiri. Severler sadece iyi bir adam derler. Ondan bir şey öğrendik demezler. Ben kalk da Z kuşağına hocalık yapacak falan değilim. Bana ne, ne yaparlarsa yapsınlar. Ama ben eğer dürüst ve gerçekçi bir arkadaşlık isteniyorsa benden benim arkadaşlığım bu. Bir kere günde 17 saat sosyal medyaya bakılmaz. 17 saati TikTok'ta geçiriyorsan geri zekalısın demektir. Başka bir şey değil. Ee, yeni nesil seyirciye ulaşabildiğini düşünüyor musun? Hiç ulaşmak istemiyorum. Kendi neslimin mi? hepsi öldü mü? Ya ölmedi canım. E, Üç tane nesil e, büyüttüm ben e, Üç nesil üç nesil 3 nesilde hepsi üniversite öğrencisi oldu hepsi programa geldi peki onları ne yapacağız Z kuşağı için hepsini feda mı edeceğiz Z kuşağı da kendi adamlarını bulacak kendi hikaye anlatan adamlarını bulacak kendi sinemacıları kendi popüler müzik sanatçıları kendi e, talk show'cuları, kendi oyuncuları, kendi şey ne, ne istiyorsa kendisininkini yapacak. Bana ihtiyacı yok ki onun. Ve ben de ona ulaşacağım diye kendimi yırtıp böyle e, sahte sahte e, yaranmacı hareketlere girişmeyeceğim. Ama bana diyor ki kaç tane genç insan. Ya sen niye böyle söylüyorsun? Biz seni izliyoruz. Tamam baba izlemeye devam et o zaman. Ne yapayım yani ben her gün sana mı yaranacağım? Gençlerden çok ümitliyiz. Niye olalım ki? Bizden ümitliydiler. Ne oldu? Biz bir önceki kuşaktan daha mı iyi olduk? Türkiye'yi daha iyi yerlere mi getirdik? Hani sanki e, Y çok başarılıydı da, X çok başarılıydı da, ondan önceki baby boomerlar çok iyiydi de, evet, e, ne, hepsi kötüydü. Aralarından çıkan bazı adamlar iyi olacak. Z'nin hepsi de iyi olmayacak ama aralarından çok sağlam adamlar, kadınlar çıkacak. Ha? Şimdi peki şöyle ee, siyasetçiler sürekli Z kuşağına hitap etmek için senin ne de söylediğin oy, oy, oy yapıyor. Tamam, ya peşine komik duruma düşüyorlar mı? E, tabii ki düşüyorlar. Siyasetçi... Oylama ediyor bu arada. Siyasetçiler, Oylamaya devam edin ne olur benim hesabımdan. E, siyasetçiler, şirketler ya mal satacak ya adamı işçi olarak alacak çalıştıracak. Yani ne yapacak ki? O öbürleri de o istiyor. Türkiye'de nüfus bu kadar Genç olunca ki artık o kadar da genç değil tabii ki bizim nüfusumuz da yaşlanıyor Avrupa ülkeleri gibi. Ne yapacak? Gözünü buna dikecek. Bu çocuklara nasıl mal satarım? Peki ha? şöyle e, siyasetçiler kendini komik duruma düşürüyor gibi görüyor musun? Z kuşağı z kuşağı. Şimdi konuşarak. siyasetçiler kendini komik duruma düşürüyor deyip başıma bela mı alayım? Allah Allah hepimiz görüyoruz işte kim komik duruma düşüyor kim düşmüyor. Yani ben de bu ülkenin bir vatandaşıyım hepimiz aynı şeyleri görüyoruz zaten canım. Allah Allah ben siyasetçi sevmem. Hiç sevmem, siyaset. Sevseydim siyasete girerdim. Aklım fikrim çalışıyor, hitabetim de var, her şeyim var. Niye girmedim siyasete? Niye oyunculuk yapıyorum? Niye televizyon programı yapıyorum? Niye fotoğraf çekiyorum? Niye yönetmenlik yapıyorum? E, niye kitap seslendiriyorum? Zorum ne benim? Niye kitap seslendiriyorum? Allah Allah, zorum ne niye yani? Niye herkese kızgınsınız diye soruyorlar? O öyle sanıyor. Bu Ve... benim konuşma şeklim. Hı -hı. Okan Bayülgen Gülben'le nasıl gülüyor? gülüyor Gülben'e kızgın mısın Gülben'e çok kızgınım bir daha suratına bakmak istemiyorum Ay ne güzel aradığım şey ama olmuyor <gülüyor> <gülüyor> Ya o zaman böyle bir konu böyle kavga edilecekse neler yaparım ben getir kavga edilecek birisini kavga edeyim Gülben'le niye kavga edeyim güzel güzel kız başarılı sürekli kendini tekrar üretiyor İkisi de benle kavga ediyor gördünüz değil mi? Hayır seninle kavga değil. etmiyoruz. Ama şimdi e, Gülben'le ben tabii ki kamera önünde değil ama baş başa kaldığımız zaman böyle tatlı tatlı ve birbirini iğneleyen batıcı konuşmalar yapıyoruz. Ama o bizim ev halimiz değil mi? Benim Burada kabareye değil mi? geliyor e, bir yerde karşılaşıyoruz bir yerde oturuyoruz. Ondan sonra yani biz birbirimizin evlerine gitmiyoruz. O evlere gitmek 90'lardaydı. Neler oldu onlarda? O zaman yapsam bu programların neler vardı? Bu arada ben evet. bir şey söyleyeceğim. Benim son koyduğum ankette şu an oran %50'ye %50. İnanılmaz bir şey. Ya böyle bir şey o olabilir mi? Okan konuştukça arttı. Aa böyle bir etkileme şekeri siyaset sevmem diyorsun da girseydin siyasete Vay yani ya. ben böyle bir şey görmedim yüzde elli oldu ya. ya. Yani 45'ten bir anda sen konuşmaya başlayınca oranlarınız eşitlendi şu an bakayım sonunda ne olacak. Son 3 dakikamız. peki bir araya gelecek miyiz? Gelmeyeceğiz. Evet geleceğiz, geleceğiz, Aa, geleceğiz, geleceğiz miyiz? programın sonunda. O zaman evet. çok fena yapacağım ben onu. Oo tamam, tamam. harika Büyük harika. Kavga. Sinemadan çok sıkılıyorum. Çok aptal var orada. Evet doğru. Sinemacılara niye aptal dediniz? Sinemacılara aptal demedim. Orada aptallar var dedim. O alakası var mı sinemacılarla? <laughs> bu da ne ne yapacağını şaşırdı. Evet sinemacı çok aptal var. Ne yapacağız onları? Bir sürü alanda çok aptal var. Mesela o kadar çok aptallar ki bunlarla mı uğraşacağız? İstemiyoruz aptalları. İstiyoruz ki bak sorduğun soru çok güzel başlangıçta. Diyorsun ki sanatçı topluma örnek olmalı mı? Güzel bir tartışma. Hep beraber tartışalım ve bu ülkenin bu ülkenin bilimi yükselsin, sanatı yükselsin, siyaseti yükselsin ve kendini topluma gerçekten adayan insanların isimleri duyulsun. Önce şu medyaya bakalım. Basit bir soru soracağım. Ben sana sorayım. Gel. Sen gidiyorum. de bu işin parçasın. Ben sana soruyorum. Sadece Türkiye'de, dünyada, sadece Türkiye'de. Magazin tırnak içerisinde herkese lazım. Gülme, eğlenme, Hı -hı. sabahları neşeli bir şey okuma meselesi. Peki, niye parası olan insanlarla ve siyasetçilerle uğraşamaz. Sadece yeni bir şarkı çıkarmış 17-18 yaşındaki çocuğun peşine takılır. Bir diziye girmiş, mini minnacık bir çocuğun peşine takılır. Muhteşem. O ülkenin değeri olan büyük sanatçısının peşine takılır. Muhteşem. O ülkenin ölmüş sanatçısının peşine takılıp da adam gömüldükten sonra şununla ilişkisi vardı, bununla ilişkisi vardı diye şey yapar. Bu kadar adaletsiz bir şey olabilir mi? Sıkıyor mu? parası olan şirket sahibinin peşine takılsın. Karısını mı aldattı? Bilmem ne mi yaptı? Tak tak medyada kapatılıyor bu işler. Sıkıyor mu bir siyasetçi karısını aldatıyor mu? Bir yerde çıplak oldu mu? Bir yerde bilmem ne yaptı mı? Şunu yaptı mı? Bunları sıkmıyor. Ondan sonra çocukların peşine takılıyorlar. Benim peşime takılıyor. Gül benim peşime. Benim artık kimse peşime takılmıyor. Ben çünkü çok sakinim. Çok sakinim. Şu Anladın anda mı? son Aman. anket. Okan Bayülgen %54 oldu. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ne yaptım ya? Vallahi bir şey 20 dakikada ben çok bütün akışı Çok ayıp olur. %50, %50 bitirmemiz lazım. Ben Ama bir öyle bi bitiremiyoruz ayıp, gün yani. Ayıp, ayıp. Ayıp, yani ben ayıp bir kere topluma bir şey örnek olmak isteyenleri destekliyorum. Bunun olması lazım. Bu toplumun sosyal ve kültürel olarak yücelmesi gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Saçma sapan şeylerden konuşmamamız gerekiyor. Akıllıca şeylerden konuşmamız gerekiyor. Ama senin gerekiyor. son söylediğinin önünde gerçekten eğiliyorum Yani o, yani ona diyecek hiçbir şey yok. Çok doğru bir şey söyledin. Magazin yapıyorsanız herkese yapın. Doğru. Evet. Herkesin peşine koşun. Herkesi evet. irdeleyin. Herkesi eleştirin. Müthiş. Peki. Okan kendi programında Gülben Ergen'e resmen yapmacık demişti. Okul Aile Birliği annesi mi yoksa aşk kadını mı demiştin? Neden söylemiyorsun şimdi diyor. Allah! Yav zaten söylediğim şeyi bir daha mı söyleyeyim? Ayrıca da dedim ki ben ona diyorum ki sen de kurabiye şirinliği var. Çünkü ben ona her zaman söylerim. Bir kurabiye kadar şirinsin diye. Çünkü e, Belki bir de bir gün bana şöyle demedim ben ne de, sevimsizim demek ki evet tatlım efendim olur mu belki de belki de bu kızın bu güzel kızın e, kendini ayakta tutmak için değil mi e, kendine ayakta tutmak için ne büyük çabalar sarf ettiğini belki görmüyorum belki onunla haşin bir şekilde e, belki anlayışsız bir şekilde kafa buluyorum ama evet kafa buldum ne oldu? Ona bir zarar verdim mi? Hayır. Hiçbir zararım olmadı. Sanatçılar birbirleriyle kafa bulmayacaksa, eleştirmeyecekse, herhangi bir evin oturma odasında mevcut olan samimiyet kadar bir samimiyeti televizyon stüdyosunda kuramayacaksak o zaman bu programları niye yapıyoruz Ben Ergen aşağıdan alkışlıyor 21 dakika olduk Peki gidiyor Evet Hayır, gitmiyoruz yani, duruyoruz duruyor, kısa peki. bir ara veriyoruz Gülben Ergen de buraya buraya geliyor tarafınız bir araya neymiş geliyoruz. bir araya geliyor tarafınız neymiş öğreniyoruz efendim kısa bir aranın ardından ardından birlikteyiz. Tarafını seçin, noktalamak için. Biz tarafımızı seçiyoruz, sen de karar kıldın. Ay çok Biz teşekkür sen de... ediyorum. <laughs> Biz tarafımızı böyle seçiyoruz. Bütün e, oylarımızı sana veriyoruz. <laughs> evet, evet. Şu anda ben anlıyorum, ikisi birlikte bir birliktelik mesajı içerisindeler. Ama bakalım sonuçları açıklayınca ne olacak demek istemem. Bu arada ben. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. İlk program çünkü eminim çok uğur getireceksiniz. İnşallah. İkiniz de ayrı ayrı çok seviyorum kendi İnşallah. özel hayatımda. İnşallah. Ve bence tartışmanın nasıl olabileceğini çok güzel bir şekilde göstermiş olduk bu vesileyle. Çok tatlıydınız. Ama biz tartışmadık fikirler, fikirler oldu, tartıştı. Fikirler tartıştı tabii. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Az önce hep yani Gülben de bayağı bir belirtti bunu çok doğru aslında programın formatına uygun. Biz burada Gülben Ergen mi Okan Bayülgen mi diye oylamadık. Konuştuk. Sanatçı topluma örnek olmalı mı, olmamalı mı? Gülben Ergen dedi ki olmalı, Okan Bayülgen dedi ki olmamalı. İkisi de kendi görüşlerini savundular. Ben de sorularımla yönlendirmeye çalıştım. Bakalım ne olmuş? Tarafını seç dedik. Gelsin. Sanatçı topluma örnek olmamalı çıktı efendim. Yüzde %56 ile Okan Bayülgen'i savundu. Nereden aldığını söyleyeyim mi? Nereden aldınız Evet mi? Ben de çok etkilendim. Örnek olmam ama ilham olurum dedi. Evet. Çok güzel Yok onu arkadaşlar Twitter'da yazmışlar. Sen yazmış. son <laughs> dakikadasın. <laughs> ya hayır sen, canım. Her şey ve bu arada gerçekten her şey son 20 dakikada oldu. Bir şey söyleyeceğim. Çok bu acayip. program siyasi platform olarak müthiş çalışabilir. Evet. Bence de bu arada. Evet. Yani Evet. Siyasi, Siyasetçiler gelebilirler değil mi? Siyasileri değil e, siyasilerin fikirlerini yarıştırmak açısından bence mükemmel. Mükemmel. Çok güzel format. Sen de gayet başarıyla yapacaksın. Hayır, evet, çok teşekkür Markı ediyorum. Yarın akşamı senin programın. Evet, her yarın 23'te Haber Global'de Okan Bayülgen'in de programı başlıyor. Harika olacağını eminim. Biz de buradan ona uğurlar getirmiş olalım. Ben her ikinize de çok teşekkür biz ediyorum de. katıldığınız Hayırlı için. Hayırlı uğurlu. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. ...tarafını seçe katıldığınız için interaktif bir program çok zor... bayağı oy geldi çünkü. Çok da güzeldi. Çok keyifliydi. Önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 21'de yine bu ekranda hep birlikte tarafını seç diyeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun.